24 ekranlarından merhabalar. 24 Özel'e hoş geldiniz. Konuklarımızla birlikte karşınızdayız. Yine yoğun bir dünya gündemiyle her hafta olduğu gibi ekrandayız. Pek çok bölgesel çatışma, pek çok ihtilaf olduğu için doğal olarak her hafta oldukça hareketli ve yoğun geçiyor. Çok önemli meseleler var gündemimizde. Bunları değerlendireceğiz konuklarımızla. Vaktimiz kısıtlı. Çok vakit kaybetmeden hemen konuklarımızı tanıtalım. Muhammed Çağrıbilir, Türkiye Araştırmaları Vakfı Araştırmacısı. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncer, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağrı Bey, yayınlar. Ve Doktor Tolga Sakman, Divan Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Çağrı Bey. Şimdi hızlı bir giriş yaptım çünkü konuşacak çok fazla mesele var. Malum son günlerin en yoğun gündem maddesi de dünyadaki kamplaşma. Özellikle büyük bir savaş mı yaklaşıyor endişesi. Ukrayna merkezli Rusya Batı arasındaki ihtilaf sebebiyle konuşuluyor son dönemde. Tabii ki karşılıklı resleşmeler sürerken Rusya da Batı bloğuna karşı bazı hamleler yapıyor. Bunların bir yenisini gördük, takip ettik bugün. Nedir bu? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore ziyareti. İki günlük bir ziyaret olacak. Devamı da gelecek. Ama özellikle bugün verilen mesajlar çok önemliydi. Her açıdan, yani beden diliyle de yapılan organizasyonlarla da verilen mesajlar. Bunun dışında ana gelişmesi şuydu, onunla başlayalım Çağrı Bey, sizin de öncelikle bunu konuşalım. Ziyarette bir stratejik ortaklık anlaşması diyebileceğimiz bir anlaşma imzalandı Rusya ve Kuzey Kore arasında. Özetle en ana unsuru şuydu: taraflardan birine bir dış ülkeden saldırı olursa diğeri onun yardımına gelecek. Yani bu ciddi anlamda Batı'ya karşı bir mesaj diyebiliriz herhalde. 24 yıl sonra yapılan bir ziyaretten bahsediyoruz. Zamanlaması itibariyle özellikle çok dikkat çekici ki. Şunu sormak istiyorum özellikle. Soğuk Savaş'ın ardından Rusya'nın askıya aldığı bir ittifak diyebiliriz Kuzey Kore ile ittifakı. Bunu tam da bu dönemde canlandırmış olması ve böyle bir anlaşmayla taşlandırmış olması ne ifade ediyor Batı açısından özellikle? Bunu yorumlarınızı alayım. Buyurun. Teşekkürler Çağrı Bey. Bu en başta Ukrayna Savaşı'nın getirdiği bu yeni düzlemde Rusya'nın sistemin diğer öteki devletleriyle arasındaki ilişkileri aslında daha organik bir safhaya geçirdiğinin işareti. Yani burada ne demek istiyorum? İlişkiler artık iç içe geçmiş birçok çıkar ve işte burada ekonomik, savunma sanayi gibi alanlarda, farklı alanlarda oluşan karşılıklı bağımlılıklarla bir şekilde daha organik hale geliyor ve hatta bunlar artık birer stratejik işbirliğinden öte bir ittifak haline gelmeye başlıyor. Yani bunu çok doğru bir benzetme birçok konuda olmasa da en azından Birinci Dünya Savaşı öncesi kamplaşmaya bir şekilde benzetebiliriz. Henüz daha çok erken safhalarda tabii ki bu, ama görüyoruz ki bugün Rusya, İran, Kuzey Kore, Çin gibi aktörlerin bir şekilde daha yakın ilişkilere girmek zorunda kaldığı bir düzlem olduğunu görüyoruz. Rusya özelinde bunu analiz edecek olursak sadece Ukrayna Savaşı'nın şöyle temel bir maliyetinden bahsetmek gerekiyor. Günde 10 bin, ortalama 10 bin kadar topçu mühimmatı kullanıyor Rusya. Yani rakamlar aşağı yukarı sızan rakamlar bu şekilde. Daha azalabilir, artabilir. Bunu yıla vurduğunuzda tahminen 4 milyona yakın bir rakam çıkıyor ortaya. Çok büyük. Şimdi bunun büyüklüğünü anlamak açısından şöyle bir şey söyleyeyim. 26-27 üyeli Avrupa Birliği geçtiğimiz aylarda kendi aralarında işte bu topçu mühimmatına yönelik ilave yapabilmek için bazı atılımlar yaptılar ve koydukları hedef yılda 1 milyondu. Yani Rusya tek başına yılda 4 milyon kadar kullanıyor. Ukrayna'da bu muazzam bir rakam. ABD bile evet, yılda ayda 150 bine çıkarmak için yatırımlar yapıyor ki uzun vadede olacak. Şimdi Rusya'nın savaşın bir diğer maliyeti de nedir? Rusya izole edilen bir ülke şu anda. Bir şekilde yaptırımlara uğruyor doğrudan bütün Batı ülkeleri. Batı ülkeleri dediğimizde de burada önemli olan şey özellikle teknolojik altyapı konusunda, ham madde konusunda, savunma sanayi, bu know-how aktarımı konusunda vesaire, bunlar hep merkez ülkeler. Dolayısıyla onların uyguladığı bir abluka doğrudan Rusya'nın elini kolunu bağlar bir ortam yaratıyor ve doğal olarak doğrudan Çin teknolojisine, Çin ham maddesine veya Çin'in nüfuz alanına, kendi nüfuz alanına ayrıca Çin'in nüfuz alanına bir şekilde muhtaç hale geliyor Rusya. Dolayısıyla bunu sağlamak için de bir şekilde belli mekanizmaları devreye sokması gerek. Şimdi burada Kuzey Kore bugün önemli bir gelişmeydi. Artık neredeyse bir ittifak olarak tanımlanacak bir ilişki. Burada
Kuzey Kore'nin işlevsel bir durumu var. Özellikle Rusya'nın Çin'le olan ilişkilerinde bu savunma sanayi alanındaki ihtiyaçları konusunda Çin'den henüz doğrudan en azından Çin tarafının reddettiği bir durum var. Rusya'ya silah vermediklerini söylüyorlar. Çünkü Batı ülkelerinin doğrudan Rusya'ya yönelik yaptığı yaptırımları deldiğiniz zaman bunun farklı maliyetleri diğer ülkeler için de geçerli. Ve Çin'in ABD ile veya Avrupa ülkeleriyle rekabetini bir düşmanlık noktasına henüz evrilmesini engellemeye çalıştığını da biliyoruz. Şimdi bu noktada Çin'in Rusya'ya destek vermesi için Kuzey Kore ciddi bir önemli bir aparat haline gelebiliyor. Bugün Kuzey Kore özellikle şimdi normalde Sovyetlerin bir çevre ülkesi olarak tanımlayabileceğiniz Kuzey Kore. Sizin de söylediğiniz gibi Soğuk Savaş bittikten sonra tamamen Çin'in aslında bir çevre ülkesi haline geldi. Çin'e doğrudan bağımlı bir ülke. Ekonomisi belki %90'dan daha fazla Çin'e bağımlı. Dolayısıyla Kuzey Kore'nin doğrudan kendine ait yekpare bir savunma sanayi olduğunu söylemek vesaire çok doğru olmaz. Bunu tamamen büyük oranda eski Sovyet teknolojisi ve bugünkü Çin yardımlarıyla beraber geliştirebiliyorlar. İşte balistik füze teknolojileri gibi, nükleer tesisler gibi. Şimdi bu noktada Putin'e doğrudan yani Rusya'ya yaptıkları yardımlarda dolayısıyla Çin etkisi bu. Çin etkisini burada görmek gerekir. Bu açıdan yaptırımları ve uluslararası baskıyı bypass etmek için önemli bir adım. Ama şimdi bu zamana kadar neden Kuzey Kore ile stratejik işbirliğini bu ittifak seviyesine getirmiyordu? Bugün getiriyor. Bugün sadece Kuzey Kore, İran'la da benzer bir durum söz konusu. Bugün İran kamikaze drone üretiyor Rusya'da ve fabrika açmaya başladılar. Şimdi normalde evet bir Suriye düzleminde özellikle İran'la Rusya'nın çok yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz. Evet. Ama bunu daha çok bir neredeyse son 4-5 yılda özellikle bu Astana süreçlerine vesaire gördük. Neredeyse bir vekalet ilişkisi haline gelmeye başlamıştı. Yani Rusya'nın lehine bir asimetri vardı İran'la Rusya arasında. Ama şimdi Rusya'nın bu Ukrayna Savaşı'nın getirdiği maliyetler öyle bir noktaya geldi ki bir şekilde işte bu ham maddeye, silahlara ve sermayeye veya ticaret yapabileceği bir alana ihtiyacı olduğu için artık o kadar da eli 2-3 sene öncesi kadar güçlü değil. Ama bu Rusya'nın tamamen bittiği anlamına da gelmiyor. Ukrayna savaş sahasında Rusya bir şekilde kendi içinde o dönüşümü gerçekleştirdi. Özellikle savunma sanayi alanında bir şekilde savaşı sürdürülebilir hale getirdi kendisi açısından. Bir konfor alanı var. Ama aynı zamanda şöyle bir düzlemde karşı karşıyalar. Savaş sadece bu maddi ihtiyaçlar üzerinden yorumlayacağımız bir şey değil. Karşı tarafta Avrupa ülkelerinin de bir şekilde Ukrayna'ya karşı aslında hizalandı. Ukrayna'da Rusya'ya karşı hizalandığı bir ortamda sadece mühimmat değil aynı zamanda siyaseten de karşılarında doğru bir blok kurabilme ihtiyacı doğuyor. Bu noktada ekonomiden de pek ayrı düşünmemek lazım. Tabii ki ve bu noktada özellikle sistemde kendisine en yakın çekebileceği aktörler yine burada Çin, İran ve Kuzey Kore olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü diğer bütün ülkelerin hemen hemen bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'de organik ilişkileri var halihazırda. Kimisinin ekonomik bağımlılığı var, kimisinin güvenlik ihtiyaçları var. Örneğin Doğu Avrupa ülkeleri üzerinden mesela yine bir Rusya anladım Macaristan üzerinden, Sırbistan üzerinden konuşulur ama bu ülkeler aynı zamanda işte görüyoruz Filistin'de İsrail'i destekleyen ülkeler. Yani halihazırda Amerika ile belli bağlarını kesmemiş ülkelerden yani doğrudan bu şekilde Rusya'nın arkasına hizalanmayacak ülkeler olarak tanımlamak gerek. O yüzden sistemin tamamen ötekilerine yöneldiğini görüyoruz. Mesela şimdi Vietnam'a da bir ziyaret olacakmış gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla ekonomik, savunma sanayi ve aynı zamanda siyaseten bir şekilde Batı bloğunu karşısında yekpare durabilecek bir ilişkiler ağına ihtiyacı var Rusya'nın. Bunu sağlamak için de artık bugün Kuzey Kore'de gördüğümüz ilişkilerin resmileşmesi, organikleşmesi gibi bir durum söz konusu. Çin'e olan bağımlılığı her geçen gün daha da artıyor. İran gibi ülkelerin bile savunma sanayi alanında yatırımlarına bir şekilde ihtiyaç duyduğu bir düzlem bu. Bu şekilde devam da edecektir. Yani açılışı bu şekilde bir genel çerçeve çizmek mümkün. Müttefiksiz olamayacağı aşikar. Bunda farkında diyebiliriz özellikle. Şimdi Fatih Hocam, şöyle yorumlar var. Yani bu Kuzey Kore'deki ziyaretin, yapılan bu anlaşmaların küresel jeopolitikte derin sarsıntılara yol açabileceği, bunun ciddi bir adımı olduğu yönünde yorumlar görüyorum mesela ben okuduğum zaman. Siz bunlara katılır mısınız? Çağrı Bey, bu yorumlara katılıyorum. Şu açıdan katılıyorum. Artık Birleşmiş Milletler'in bir kurum olarak, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu kararların hiç bu kadar aşındığı bir dönem olmamıştı. Bunu son dönem Gazze-İsrail meselesinde görüyoruz. İsrail aleyhine alınan kararlarda. Yine örneğin 2017 yılının Aralık ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye yaptırımlarla ilgili çok ciddi bir karar vardı. Ki bu noktada Çin de aslında bunun lehine oy kullanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Rusya
o dönem çekimser kalmıştı. Belki de bugünleri görerek, belki de 2014'teki Kırım meselesinin bu boyuta dönüşüp bir Ukrayna savaşına dönüşeceğini öngörerek ki bu kararlar o dönem çok ses getirmişti. Özellikle Trump'ın aldırdığı ve işte tamamen Kuzey Kore'yi ekonomik olarak bitirip işte rejimin çökeceğini iddia etmişti kararını alınan. Örneğin işte yıllık işte akaryakıt ve normal yakıt ihtiyacını 500 bin varille sınırlamışlardı. Bu da mevcut o anki Kuzey Kore tüketimini %89 oranında azaltmak demekti ki bu da işte silah geliştiren ve askeri mühimmat geliştiren bir ülke için oldukça etkili bir yaptırımdı. Yine zaten 2006'dan bugüne nükleer yaptırımlara karşı karşıya kalan bir ülkeden bahsediyoruz ama Rusya zaten bugünkü anlaşmanın işaretlerini son birkaç yıldır veriyordu. Örneğin hatırlarsak geçtiğimiz yıl Şoygu'nun Kuzey Kore'yi ziyaretinde Zafer Günü münasebetiyle o zaman Kim Jong hatırlarsanız böyle bir askeri geçit töreninin dışında bir de işte müze gibi bir yere götürüp işte Kuzey Kore'nin geliştirmiş olduğu silahları hatta balistik füzeleri sergilemişti. Ki bu noktada Kuzey Kore'nin ciddi bir teknoloji transferine, know-how'a ve ciddi malzeme tedariğine ihtiyaç var. Çin bu noktada Kuzey Kore'ye özellikle Soğuk Savaş sonrası Soğuk Savaş dönemi baktığı gibi bakmıyor ve özellikle Rusya-Kore ilişkilerinin, Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin geliştirilmesinden ve bu anlaşmanın imzalanmasından da oldukça rahatsız. Çünkü kendi etrafında, kendi bölgesi olarak gördüğü yerde yeni bir çatışma alanı oluşsun istemiyor Çin. Çin o bölgeyi deyim yerindeyse Tayvan'la ilgili sınırlamış durumda. Zamanında Güney Asya'da başka bölgelerde de Çinli Rusya'nın Sovyetlerin belki o dönem yaşadığı ciddi ihtilaflar olmuştu silahlı çatışmaya dönen ülke içinde. Yani benzer bir durum olmasına rahatsız değil. Şunun da etkisi var. Hani Çin Rusya'ya pozitif mesajlar verdi özellikle Ukrayna ile alakalı ama hiçbir zaman Putin'in beklediği o tam desteği de sunmadı Ukrayna konusunda. Yine yeniden belki sizin de vurguladığınız gibi Soğuk Savaş dönemindeki bir Soğuk Savaş'ta aslında kutbun içindeydi. Çin ve Sovyetler arasındaydı. Buna benzer bir çekişmenin de aslında başlangıcı olabilir. Tabii Rusya açısından bakarsak Rusya'nın neye ihtiyacı var? Özellikle Batı'dan Ukrayna Savaşı'nı tırmandırmak için ciddi bir bütçe, cephane desteği devam ederken özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'nın cephaneye ihtiyacı var. Rusya'nın işçiye ihtiyacı var. Yine Rusya'nın gönüllülere ihtiyacı var belki de cephede savaşmak için. Kuzey Kore bu anlamda Rusya için aslında bulunmaz bir saha, bir alan. Ki yine bu 2017'deki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında şöyle bir karar da vardı. 24 ay içerisinde yani 2019 Aralık ayına kadar yurt dışında çalışan bütün Kuzey Korelilerin ülkelerine geri gönderilmesi kararı vardı. Eğer böyle bir şey olursa, böyle bir anlaşma da olursa muhtemelen Rusya bizzat içinde bulunduğu konseyin kararlarını ihlal etmiş olacak. Ki belki de Putin'den Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı benzer bir açıklamayı göreceğiz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları bağlayıcı değildir diyecek. Nasıl Amerika Birleşik Devletleri Gazze'de ateşkes kararını Gazze'deki kararın ardından hemen çıkıp bu karar bağlayıcı değil dediyse ki Putin bu aslında küresel sistemin sıkıntıların daha da ayyuka çıkaran bir gelişme oldu. Kesinlikle herhalde. Ki Putin bunu kullanmayı çok aslında seven de bir lider. Hatırlarsak Soçi Savaşı ve Kırım'ın ilhakı sonrası Kosova örneğini vermişti. Yani uluslararası hukuk sadece evet. Rusya'ya ve dünyanın diğer kutbuna mı işliyor? Söz konusu Amerika Birleşik Devletleri ise ki buna benzer bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışı da olmuştu Putin'in. Putin bu noktada o dengeleri zorlamayı seven de bir lider. Tabii bu ziyaret önemli. Yani 24 yıl unutulmuş bir ülke ziyareti diyebiliriz aslında. Tabii daha önce yani ilişkileri kesik bir ülkeden bahsetmiyoruz ama Putin en son ziyaret ettiği zaman yeni devlet başkanı olmuştu. Baba Kim Jong Kuzey Kore başkanıydı. Ki yaptırımlar konusu Kuzey Kore için oldukça hayati. Aslında Putin bu yaptırımları da yine delen bir lider. Hatırlarsak geçtiğimiz yıl veya geçtiğimiz yıllarda işte Rusya
üretimi özel bir limuzin hediye etmişti ki bu da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını delen bir girişimdi. Aslında orada bence Putin bir deneme yaptı. Baktı ki çok önemli bir tepki yok. Limuzin gidiyorsa askeri araç da gider. Limuzin gidiyorsa askeri teknoloji de gider. Tabii biz Kuzey Kore'nin askeri casus uydu çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Birkaç kez başarısız girişimleri oldu. Tabii ki bu noktada Rusya dünyanın en önemli uzay ülkelerinden bir tanesi. Tabii bu anlaşmanın kamuoyuna açıklanan kısımları ki Kuzey Kore ve Rusya tarzı ülkeler muhtemelen bir de gizli anlaşmalarda yapıyorlardır. Tabii yine iki ülke arasındaki geçişin ve sevkiyatın nasıl denetlendiğine dair bir bilgi de yok. Yani bugüne kadar ne geçti ne geçmedi bilinmiyor. Hatta şöyle bir iddia vardı. 5 milyon top mermisinin Kuzey Kore'den Ukrayna Savaşı için Rusya'ya gönderildiğine dair. Rusya'nın ihtiyacı olan şey hızlı tüketilebilecek konvansiyonel silahlar. Ki Kim Jong'da kendini takdim ederken Rusya'ya Rusya'nın yenilmez müttefiki diyerek takdim etti. Bir askeri vurguyla takdim etti. Tabii bunu küresel denklemden en son cevaplayacağım sizin sorunuz olsun. Okursak şunu görüyoruz. Putin'in zaten çok kutuplu dünya gereksinimi vurgusu vardı. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş sonrası dizayn etmeye çalıştığını iddia ettiği Putin'in tek kutuplu dünyaya bir alternatif. Örneğin biz işte Afrika ülkelerini geçtiğimiz yıl St. Petersburg'da Rusya'nın Afrika zirvesi yaptığını görmüştük ki işlerinde Zimbabwe gibi aslında Birleşmiş Milletler yaptırımları uygulanan ülkeler de vardı. Yine Latin Amerika'dan, Asya'dan ki hocam bahsetti Vietnam'dan hani ülkelerin gelmesi sanki Putin'in kısasa kısas siz kendi dünyanızı yarattınız, her şey kontrolünüzde gibi davranıyorsunuz. Biz de çok kutuplu bir dünya yaratabiliriz ki buradaki çok kutupluluk vurgusu da önemli. Hani yeniden soğuk savaşa dönmeyeceğiz. İki kutuplu olmayacağız ama çok kutupluluğu da savunacağız şeklinde bir açıklama diyebilirim. O dengeyi tutturmak da ciddi bir mesele aslında. Şimdi Vietnam'dan bahsettik. Putin de oraya gidecek ama yani Vietnam bir Kuzey Kore gibi değil. Günümüzde özellikle tam bir komünist ülke hala. Ancak ben hatırlıyorum yani Biden ziyaret ettiğinde ABD Başkanı Vietnamlı çocuklar ellerinde Amerika ve Vietnam bayrakları sallayarak selamlamıştı ABD Başkanı. Şimdi böyle bir Vietnam'a gidecek Putin. Kuzey Kore'deki bu güçlü müttefiklik ya da desteği orada ne kadar bulabilir? Şu aşamada tabii bilemiyorum ama Vietnam'dan iş gücü biraz önce de bahsettik ve Kuzey Kore'den bir askeri destek isteyeceğini bekliyordu zaten Batı dünyası. Şimdi bu anlaşmaya dönecek olursak taraflardan birinin saldırıya uğraması durumunda diğerini yardım etmesi meselesi. Elbette Kuzey Kore tarafı da çok ciddi bir gerilim sahası. Yani o bölgede de işte Güney Kore, ABD, Japonya vesaireyle ciddi bir kamplaşma var ama bu daha çok herhalde Rusya bir saldırıya uğrarsa batılı ülkeler ya da NATO ya da Avrupa'da başka bir ülke tarafından Kuzey Kore'nin yardıma gelecek olmasıyla Rusya'nın kendi arkasındaki safları sıklaştırması bakımından batı için daha çok önem arz ediyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Bir sorum daha var. İkisini beraber sorayım. Şimdi Kuzey Kore bir destek verecek. Yani bu muhtemelen zaten daha önce hiç doğrulanmadı ama işte top mermileri olur başka bir şey olur. Putin bunun karşılığında ne verecek Kuzey Kore'ye? Yani insanın aklına ilk olarak füze teknolojisi ya da nükleer teknoloji geliyor ama başka bir alternatif var mıdır sizin aklınıza gelen? Şuradan başlayayım. Şimdi zamanlaması Putin'in bu ziyaretinin zamanlaması aslında çok kritik. Yani Batı'da işte G7 zirvesi yapılmış, Ukrayna için işte barış zirvesi yapılmış, Rusya davet edilmemiş. Yeni bir işte seçim yapılmış, Avrupa'da sağ yükselmiş. Onun karşısındakilerin ne yapacağı belli değil. Sağın geldiği yerde nasıl bir tavır alacağı belli değil. Yani Batı'da bir karmaşa zamanları aslında nispeten. BRICS toplantısı yapılmış. Bunun etkisi bayağı yankılanmış dünyada. Herkes gözünü oraya dikmiş. Belli ki bir endişe, bir arayış var. Bunu da kenara koyalım. Şimdi böyle bir ortamda Putin Kuzey Kore ziyareti yapıyor. Şimdi, bu da bunların üstüne gerçekleşince daha da dikkat çekici hale geldi. Şimdi
İki ülke yani Kuzey Kore, Vietnam gibi değil, Çin gibi değil. Yani Rusya-Çin ilişkilerine baktığınızda orada bir rekabet içerisinde bir birliktelikten bahsederiz. Ve Çin aynı zamanda hali hazırda mevcut sistemin içerisinde hareket etme kapasitesinden feragat etmek istemiyor. Sonuçta ticaretini yapıyor. Burada ekonomik olarak bir varlık gösterip sistem içerisinde kendine daha yukarılarda bir yer bulmaya çalışıyor. Ama Rusya ve Kuzey Kore sistemin tamamen dışına itilmiş iki ülke. BMGK kararları var, yaptırımlar var. İki ülkeyi diğer tüm ülkelerle ilişkilerini kısıtlayan, ticaretini kısıtlayan, kendi silah teknolojisini vesaire geliştirmesini kısıtlayan bir dünya var. İkisini yani tabiri caizse Batı birbirine doğru itti yıllardır. Şimdi aralarındaki ilişkiye bakacak olursak aslında bir BMGK kararını örnek olarak verip oradan daha iyi anlaşılmasını sağlayabiliriz. Şimdi Kuzey Kore'ye olan yaptırımların denetlenmesi, kontrolü için bir sistem var, bir grup var ve bu her yıl BMGK bu grubu bu denetleme olayını yenilemesi lazım. Aynı kararı çıkarması lazım. Geçen yıl bu kararı Rusya veto etti. Yani yaptırımların denetlenmesi, kontrolünün BMGK tarafından sağlanmasını engelledi. Şimdi bu bile aslında ikili ilişkilerde nasıl bir seyir olacağını göstermişti o zamanlarda. Bugünlerin geleceğini işaret ediyor. Yani aslında adım adım oraya geldi. Bir de geçen yıl yine Kim Jong-un Rusya'ya gitti. Orada görüşmeler yaptı. Ve nerede görüşme yaptı? Ki çok nadir çıkar yurt dışına. Yani evet, şimdi uçağa binememesi vesaire de söz konusu. Onun üzerinde bazı yorumlar yapılırken bu göz ardı ediliyor ama çok önemli bir konudur. Bir liderin uçağa binememesi, o yüzden de bazı yerlere gidememesi çok ben stratejiktir. Ben bir sefer hatırlarım aslında uçağa bindiğini. Malezya'da bir toplantıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çin'in uçağına binerek gitmişti. Evet, doğru. Yani kendi başına bir... Hani kendilerine ait bir uçakla bir yere seyahat etmedi. O da çok stratejiktir. Pekin'e de treni tercih ediyor. Bir de en son babasıyla Brezilya pasaportuyla Disneyland'a giderken bilmiş olabilir. Şimdi Çin'in uçağına binmesi çok ilginçtir. O aslında Çin'in bir sınır devleti olarak görüyor Çin. Tampon devleti olarak görüyor Kuzey Kore'yi. Evet. Rusya'da bu kadar nüfuz etmeye çalışıyor oraya. Yani aslında iki ülkenin rekabetinin bir parçası Kuzey Kore ama tabii bu rekabet birbirini destekleyecek şekilde organize olmuş şu anda. Şu anda olduğunun altını çizelim. Yarın öbür gün ne olacağını konjonktürel olarak değerlendirmek gerekir. Şimdi böyle bir ortamda Rusya'nın ne talep edeceğini az buçuk tahmin ediyoruz. İşte mühimmat, top mermisi çok önemli. Top mermisi, 155 milimetre top mermisini kimse bulamıyor şu an. Kara borsaya düştü Ukrayna Savaşı'nda. NATO tarafı da, Rus tarafı da bunun nasıl sağlanacağıyla ilgili alternatifler bulmaya çalışıyor. Şimdi tek seferde 5 milyon ila 10 milyon arasında top mermisinin Rusya'ya verilecek olması ki söylenen bu. Ya ordu için hayat suyu demek aslında. Çok büyük bir yardım anlamına gelir. Bir de şunu hatırlayalım. Kuzey Kore silah teknolojilerini geliştiriyor. Çok namlulu roket atarlar, balistik füzeler yapıyor. Ama bunları test edemiyor. Çünkü yani bunu test edebilecek uluslararası alanı yok vesaire. Ama Ukrayna Savaşı'nda test edebiliyor. Bu hem Ukrayna Savaşı için önemli, Rusya'ya artı sağlaması adına. Çünkü verdiği çok namlulu roket atarlar önemli bir ek kaynak, ek silah haline geliyor Rusya için. Hem de Güney Kore ve Japonya için de tehlikeyi bir aşama artırıyor. Çünkü elindeki silahı görmek, üstelik bunu çalışıyor halde görmek o iki ülkeyi de tedirgin ediyor. Bunun karşılığında Rusya'dan ne istiyor Kuzey Kore? Bildiğimiz kadarıyla birincisi bu istihbarat uydusu edinimi söz konusu ve Kim Jong-un'un bu yıl içerisinde 3 uyduyu fırlatma sözü var. Şimdi birini başarısız fırlattı. Olmuşlardı yanlış hatırlamıyorsam. Birincisini fırlattı. İkincisinde başarısız oldu. Alev aldı bildiğim kadarıyla. Ama şimdi 2 taneyi daha yörüngeye oturtma niyeti var. İkisini de yine Rusya'dan temin edecek teknolojisini. Bununla birlikte çok önemli bir diğer konu nükleer enerji. Nükleer bomba yapımı için kullanılabilecek varlıklar. Şimdi bu
bütün dünya için stratejik hale geliyor. Çünkü sadece Japonya'yı, Güney Kore'yi bağlamıyor artık nükleer enerji, nükleer güç eline geçtiği zaman Kuzey Kore'nin. Bunu hiç kimse istemiyor. Ama uydu fotoğraflarından, açık kaynak uydu fotoğraflarından görülen de buna bir hazırlık yapıldığı yönünde. Kuzey Kore'de böyle bir yapılanmaya hazırlık yapıldığı yönünde. Şimdi iki tarafında kazandığı bir sistem var ortada. Doğal olarak da burada buna yatırım yapıyor. Şunu söyleyeyim son. Şimdi bu zaten dünyanın farklı yerlerinde çatışmalar var. Ama bu gerginlik işte batıdaki bu belirsizlikten faydalanıp orada yeniden bir güç kümelenmesi Asya'da. Bunun cevabı verilecek mi? Mutlaka verilecek batıda. NATO'nun kapasite artımı mı olur yoksa Avrupa kendi işte PESCO'lar vesaire yeniden gündeme gelir burada yeniden bir ilerleme mi olur soru işareti. Ama iki konu var. Birincisi bu bir ılık savaş konsepti aslında. Yani ne soğuk savaş ne sıcak savaş. İkisinin karıştığı bir konsept. Ve biz bunu daha sık duymaya başlayacağız. Çünkü sıcak savaş dünyanın farklı bölgelerine yayıldıkça ve bunun yayılma olasılığını liderler dile getirdikçe bu kadar nükleer kapasite ve işte bu işbirlikleriyle birbirini tehdit eden o soğuk savaş konseptli yapılar da arttıkça bu içinden çıkılamaz bir hale doğru gidiyor. Bunu destekleyen faktör de aslında batıda öngörülemeyen liderlerin olması. Şimdi Trump'ın gelme olasılığı zaten bunu hani çok konuştuk yine konuşabiliriz. Bu birinci faktör. Ama aynı zamanda İngiltere gibi Fransa gibi ülkelerde de dış politikanın gittikçe güvenlikleştirildiği ve tüm stratejinin bu işte savaşa odaklı halde yapıldığını görüyoruz. Şimdi böyle bir şeyde Rusya gibi bir gücün de böyle sakin kalacağını düşünmek zaten biraz yanlış olurdu. Bu adımlar yani biraz kısır döngüye dönecek. O adımları gören Rusya yeni adımlar atıyor. Bu adımları gören Batı da yeniden farklı adımlar atmaya başlayacak. Bu da işte peyderpey daha ileriye götürüyor. Bu da herhalde savaşın farklı coğrafyalara yayılma riskinden bahsediliyor zaten. Onu güçlendirecek o ihtimalle adımlar olacak gibi görünüyor diyorsunuz. Şimdi ben ona daha sonra detaylı olarak gireceğim ama nükleer enerjiye de bir parantez açmak isterim. Öncesinde başka bir şey sormak isterim. Az önce biraz değindik ama Çin'in bu ziyarete yaklaşımı, şimdi resmi açıklamalarda bunun olumlu bir adım olduğunu görüyoruz diyorlar. Olumlu olarak değerlendiriyorlar. Tabii bununla birlikte Rusya ile bahsettik. Çeşitli geri planda da kalmış olsa bazı mücadele alanları kendi içlerinde var. Yani İran ve Rusya arasında biz bunu Suriye'de yaşadık. Bunun bir benzeri Asya coğrafyasında da elbette var. Fakat Çin öyle bir durumda ki şimdi biz bu ziyareti doğal olarak Ukrayna Savaşı'ndan ve Rusya Batı geriliminden ayrı düşünemiyoruz. Ukrayna Savaşı'nda bu ziyareti olumlu yorumlayan Çin'in tutumuna baktığımız zaman ise çok enteresan bir tablo görüyoruz ortada. Yani geleneksel olarak Rusya müttefikliğine yakın bir ülkeden bahsediyoruz ama mesela geçen gün İsviçre'deki toplantıdaydı yanlış hatırlamıyorsam Zelenski çıkıp da daha önce demişti, tekrarladı diyelim bunu. Yani Çin'in bu krizin çözümünde arabulucu olabileceğini söyledi. Rusya'nın Rusya'ya yakın duran bir ülke olmasına rağmen Rusya'yı dizginleyebilecek ve bu krizin çözümüne katkı sağlayabilecek bir ülke olabileceğini söyledi. Putin'in ziyaretinin nüfuzunu arttırma adımlarının yanında Çin'in de aslında bu coğrafyada, Avrupa coğrafyasında ve yakın coğrafyada nüfuzunu böyle arttırması çok enteresan bir tablo değil mi? Yani biz bunu Orta Doğu'da da gördük geçenlerde İran ve Suudi Arabistan arasında. Evet. Yani Putin'in hamlelerinin dışında Çin'in bu yumuşak güç unsurunun yükselmesi de aslında Batı tarafından ciddi bir risk sayılabilir mi? Ne dersiniz? Hatta çok pardon ilk kez Filistin hakkında yorum yaptı Çin. Bugüne kadar hiç Gazze veya Filistin'le ilgili yorum yapmazken o konuda da yorum yapma noktasına geldi. İşte Hamas ve El Fetih'i de aynı şekilde buluşturabileceğini, müzakere ettirebileceğini söylemişti. Yani askeri gerilimlerin ya da askeri hamlelerin yanında Çin'in bu yumuşak gücünün de Batı için Rusya'nın yanında ciddi bir risk olacağı kanaatindeyim. Bilmem katılır mısınız? Elbette Çin'in her geçen gün alanını daha fazla genişlettiği, şu an
küresel ölçekte bir gerçeklik önümüzde kabul etmemiz gereken. Benzer şekilde Rusya'nın da sürekli alanını genişletmeye çalıştığını biliyoruz. Ukrayna bunun bir örneği. Bugün Kuzey Kore ile ilişkileri hocam da söyledi. Geliştirmesi belki Çin'le arasında bir rekabet alanını da tetikleyebilir. Öte yandan başka bir perspektiften Rusya'nın Çin'e olan bağımlılığının belki de belgelenmesi olarak da nitelendirilebilir. Ama neticede bu genişleyen etki alanları bir noktada çatıştığında buralar üzerinden yeni gündemler oluşacaktır. Çin'in bu uyguladığı soft politikalarını Avrupa'ya nüfuz etmesi gibi meseleler, ben bu gibi şeyleri Çin'in veya Rusya'nın bu alan genişletmesini kendi inisiyatiflerinden ziyade buldukları fırsatı değerlendirmek olarak nitelendiriyorum. Bu arada nasıl bir fark var peki? Şimdi normalde biz Soğuk Savaş bitiminden itibaren tanımladığımız bir uluslararası sistem var. Bu sisteminde süper güç olarak, tek süper güç olarak tepesinde duran aktör Amerika Birleşik Devletleri. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle 1990'dan 2008-2009'lara kadar küresel ölçekte işte dünyanın jandarmalığı rolü olarak hep bahsedilen doğrudan uyguladığı bir üstünlük stratejisi vardı. Bunu zaman zaman askeri müdahalelerle, zaman zaman doğrudan savaşlara girerek ve bunu hep tek taraflı politikalarla, yani müttefiklerin ne dediğine çok fazla odaklanmadan ben giriyorum deyip girerek yaptığı, kimseyi umursamadığı politikalarla gördük. Dolayısıyla bu da doğrudan bir öngörülemezlik getirirken aynı zamanda da muazzam bir caydırıcılık, bir korku da yaratıyor. Hem müttefiklerde hem rakiplerde. Dolayısıyla kafasını kaldırmaya çalışan ikinci sınıf, ikinci diyebileceğimiz aktörler bir şekilde orayı zorlayabilecek. İşte buna Çin'i, Rusya'yı koyabiliriz. Belki Fransa'yı, İngiltere'yi koyabiliriz veya Japonya'yı. Bu gibi aktörlerin işte kafasını kaldırdıkları her an karşılarına nasıl bir Amerika'dan nasıl bir tepki geleceği, engelleyici tepki geleceğini çok fazla öngöremiyorlardı. Dolayısıyla bu caydırıcılıkta bizim o zaman tek kutupluluğu hiç tartışmadığımız bir ortam yaratıyordu. Ama işte bu 20 senenin getirdiği bir maliyet de var. Özellikle Irak-Afganistan Savaşı'nın Amerikan iç politikasında. Bu getirdiği maliyet işte bizim paramızı gidip Irak'ta bir savaşa harcıyorsun, vergilerimizi buraya harcıyorsun diye siyasetin üzerinde çok ciddi bir baskı oluşmuştu. 2008 yılı bunda dönüm noktasıdır. Obama'nın seçim zamanındaki temel propagandasının temelini, omurgasını oluşturan söylem de işte Amerika'yı tekrardan Amerika kıtasına döndürmek. Yani Amerikan askerlerini çekmek oralardan. Böyle bir yeni vizyon koymuş diyor. Aslına bakarsanız bu yeni bir izolasyonculuk olarak tanımlanan bir stratejiydi bu. Şimdi bunu yaptığınız andan itibaren kimisi bunu savunmacı bir strateji olarak yorumladı. Yani Amerika geri çekildi, güç biriktiriyor artık. Çünkü sistemdeki pozisyonunu kaybedebilir bu kadar büyük maliyetlere girişirse diye. Ama öte yandan bunu şöyle yorumlayanlar da oldu. Amerika geri çekildiği andan itibaren bıraktığı bölgelerdeki oluşacak güç boşluğu aslında o bölgesel aktörlerin birbirini yediği, birbirini tükettiği yeni bir düzlem de yaratabilir. Dolayısıyla çok saldırgan da bir politika aynı zamanda. Çünkü düşünün Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da örneğin bütün ilişkileri yönetiyordu. Yani Türkiye, Irak, Türkiye, İran, işte Türkiye, İsrail ilişkileri her birinin yani veya başka aktörle ilişkilerin dostluklarını, düşmanlıklarını domine eden bir aktördü. Yani eğer Türkiye İsrail'e bir düşman veya İran İsrail'e bir düşmanlık güdecekse burada mutlaka Amerika bu masanın bir parçasıydı. Ama bunu çektiğiniz andan itibaren işte bakın Suriye'de 11-12 yıldır devam eden bir savaş var. Şimdi ama bunun getirdiği bir de dezavantaj, yani Batı hegemonyasının, ABD hegemonyasının getirdiği dezavantaj da şu. Çıktığın bölgelere nüfuz eden senin pozisyonda olmasa da bölgesel düzeyde süper güç gibi tanımlanabilecek aktörler oralara nüfuz ederek alanlarını genişletiyorlar. Evet, o boşluğu dolduruyorlar. İşte bakın Suriye sahasında 3 tane aktör Suriye'nin bütün boşluğunu doldurdu. Doğal olarak orada bir rekabet işte Türkiye, İran ve Rusya her aşamasında varlar Suriye krizinin. Ukrayna keza Doğu Avrupa ülke yani NATO şemsiyesinin dışında kalan ülkelerde oluşan boşluk Rusya doldurmaya aday. Gürcistan'da yaptı 2008'de, 2014'te de Kırım'a yaptı. Tabii ki Afrika'ya şimdi Çin de benzer şekilde bu fırsattan yararlanarak Afrika'ya nüfuz ediyor. Avrupa ülkelerinin daha AB dışında veya AB Avrupa Birliği'ne biraz daha Euroseptik pozisyon alan Fransa gibi veya Doğu Avrupa ülkeleri gibi ülkelere bir şekilde nüfuz edebiliyor. Çünkü bu bir fırsat alanı. Yani bu ABD bölge ülkelerine yönelik bir maliyet yaratırken aslına bakarsanız bir açıdan da bölgesel düzeyde yeni canavarlar yaratıyor. Ama şunu kabul etmek gerekiyor. En azından benim yorumlamam hala bu şekilde. Ben bir çok kutupluluk durumunu hala çok gözlemlenebilir bir gerçek olarak görmüyorum. Yani hala Amerika'nın özellikle teknolojik, ekonomik, askeri bunların hepsini bütün olarak baktığınızda muazzam bir ağırlığı var sistem içinde. Çin'e karşı bile. Şimdi bu Amerikan inisiyatifinde bir bilinçli veya bilinçsiz Amerikan inisiyatifinde bir
tercih olduğu müddetçe Çin'in Rusya'nın bu bölgelere nüfuz etmesi aslına bakar sistem içinde değişiklikler. Sistemi dönüştüren değil, sistem içinde hareket eden, belki sistemin limitlerini zorlayan ama hala sistemi tehdit etmeyen hamleler olarak görüyorum. Çünkü bir noktada, ama burada şöyle de bir dezavantaj çıkıyor. İkinci bir konu, Çin ve Rusya bunlar nükleer güçler olarak girdikleri yerden bu aktörleri çıkarmak gibi bir şey teşebbüs ettiğiniz andan itibaren, özellikle askeri olarak girmişlerse, ortaya nükleer caydırıcılık diye bir konsept çıkıyor ve bu nükleer caydırıcılık sebebiyle iki tarafında birbirine ikinci vuruş kabiliyeti varsa savaşı minimize eden, savaş ihtimali minimize eden ama gerginliği çok arttıran, majör krizleri arttıran bir düzlem oluşuyor. Dolayısıyla bu devletleri oradan çıkaramıyorsunuz. Çıkaramadığınız her anda aslında sizin sistemde kurduğunuz hegemonyadan bir kayıp olarak yazılıyor. Ama öte yandan ABD bu sürede devasa güç biriktiriyor, sermaye biriktiriyor. Ya başka bir mücadele hazırlanıyor belki de, işte Amerika'nın Asya Pasifik'teki yeni stratejisi üzerinden hep konuşulur. Hani artık Çin'e odağını kaydıracak, Orta Doğu'yu, Rusya'yı belki ikinci plana atıyor gibi bir şey söz konusu. Şimdi NATO'da başladı yavaş evet. yavaş. ABD'nin yani burada işte o yüzden ben Çin'in bu nüfuz edişi önemli. Çin alan kazanıyor ama ben bunu hala sistem içinde, sistemi zorlayan ama henüz dönüştürmeye çok gücü yetmeyecek hamleler olarak nitelendiriyorum. O açıdan bir tehdit mi? Muhakkak bir tehdit ama bir savaş çıkaracak düzeyde bir şey mi henüz? Kesinlikle değil. Ya bugün örneğin Fransa'nın Çin'le olan ilişkileri. Evet var, geliştiriyorlar, bunu arttırma niyetleri var. Ama öte yandan şunu biliyoruz ki Amerika döndüğü andan itibaren Fransa bir şekilde oyunun içine Amerika tarafında dahil olmak zorunda kalacak. Ukrayna'da yine bunu görüyoruz mesela. Yani bütün Avrupa ülkeleri şu an seferber olmuş durumda oraya bir şekilde mühimmat yardımı yapabilmek için. Şimdi bunu gerçekten Rusya'dan korktukları için mi? Fransa ve İngiltere de evet Rusya'nın onlara askeri olarak bir üstünlüğü söz konusu ama nükleer caydırıcılık Rusya, İngiltere, Fransa ekseninde de geçerli. Bu devletlerin birbirlerine yönelik konvansiyonel bir savaşa girme ihtimali yine minimal bir ihtimal. Dolayısıyla onların Rusya'nın Ukrayna'da bir şekilde ilerlemesine yönelik bir kumar oynama lüksleri var. Yani bir Doğu Avrupa ülkesi gibi bir pozisyon almıyorlar. Bu ülkelerin böyle bir hareket alanı, bir otonomisi olduğu için Çin'le de ilişki kurabiliyorlar ama bunu bir müttefiklik noktasına götürmeyeceklerdir. Çünkü hala Amerikan sopası kafalarının üstünde duruyor orada. O yüzden Çin'in bu soft politikaları yine sistem içinde attıkları adımlar ve Çin tarafında da yine ABD'nin engelleyici politikalarına karşı burada bir temkinli hareketi görüyoruz. Ne diyorduk az önce? Hocalarım da bahsetti. Çin'in henüz sistemde bir savaş çıkarma gibi bir niyeti olduğunu kendileri de söylemiyor. Hani böyle bir niyetleri yok. Ekonomik ilişkiler kurmak istiyorlar. İşte mesela çok kutupluluğu öne çıkarıyorlar Çin'de, Rusya'da. Bir iki kutuplu bir şey doğrudan Amerika'yı kendi taraflarında hani bir ikilik üzerinden, bir düşmanlık üzerinden yeni bir şey kurgulamıyorlar. Hani birçok devletin ortaya çıktığı, aslında Amerika'nın dikkatini birden fazla bölgeye çektikleri bir şey kurguluyorlar ileriye dönük. Çünkü halihazırda çok iyi biliyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri hala onların çok önünde. Ya tırnak içinde bu söylüyorum, düşmanın dikkatini ve harcayacağı enerjiyi evet, dağıtmaktan evet, bahsediyorsunuz. Evet, bu ABD'nin izolasyonu da bir nebze bunu yapıyor. Ama diğer taraftan da ABD'nin üstünlüğünü kabul eden aktörlerin onun bıraktığı alanlarda ama onun varlığını bilerek alanlarını genişlettikleri hamleler olarak görmek gerek. İşte Rusya'nın neden 2014'te bütün Ukrayna'yı işgal etmeye kalkmadı sadece Kırım'da? Çünkü her an test ediyor Amerika'nın limitlerini. Yani nereye kadar ilerlersem Amerika bu engelleyici politikalara başlayacak. Amerika bunu yapmadığı müddetçe de aslına bakarsan nüfuz alanını arttırma fırsatı yakalıyor. Ve yapabileceği, ilerleyebildiği kadar da ilerliyor dolayısıyla. İşte zamanında Kırım'a ses çıkarılmadığı için aynen öyle. Gürcistan'la bu durumda sözünün evet. Temeli aslında diyebiliriz. Son olarak bu hocama bir katkı. Az önce Kuzey Kore hani bundan ne kazanacak? Hoca bahsetmişti. Kuzey Kore mühimmatlarının Ukrayna'da da test edilmesi meselesi. Evet. Mesela orada balistik füzeler de verildiği söyleniyor Amerikan kaynaklarına. Hatta 40 kadarının kullanıldığı Ukrayna sahasında söyleniyor. Şimdi bunun şöyle bir tarafı da olabilir belki. Az önce siz konuşurken aklıma geldi. NATO ülkelerinin birbirleri arasında NATO ordularını konuşabildiği bir ortak sistem vardır. Yani bütün sistemler birbirine entegredir bir şekilde. Ortak tatbikatları bu yüzden çok daha kolay yaparlar. Birden 3-4 tane farklı ülkeden uçaklar birbirleriyle havada çok rahat haberleşebilir, senkronize hareket edebilir. Şimdi böyle bir şeyi, bu ötekiler üzerinde böyle bir senkronizasyon, böyle bir entegrasyon görmüyoruz henüz. Ama Rusya, Çin, İran, Kuzey Kore bir şekilde savunma sanayi üretimi olan
aktörlerin işte bu gibi ortaklıklarla böyle bir mekanizma geliştirme şansları da var. Mesela, küçük de olsa bu yönde, evet, bir adımdır. Kuzey Kore, Rusya'nın zaten halihazırda devam eden şeyleri, tatbikatları vesaire vardı. Ama bu gibi ortaklıklarla bu ilişkileri daha organik, daha kurumsal hale getirdikten sonra belki böyle gelişmeler de yine en başta söylediğim gibi bu ötekilerin kurduğu ittifakın, müttefiklik ilişkisinin daha da iç içe geçmesini sağlayan yeni bir durum yaratabilir. Hani böyle bir ekleme de yapılabilir hocama katkı olarak. Evet. Bu zaten baktığınızda bu yapılan anlaşmada saldırı olduğunda birbirine karşı, yani Kuzey Kore Rusya'yı nereden, hangi mesafeden koruyacak? Zaten baktığınızda fiziken onun, evet, karşılığı çok yok. Onun karşılığı aslında hocanın dediği nokta. Yani senkronize, o ortak savunmaya karşı ortak hareket etme noktası. Ya da belki kendi bölgesinde başka bir cephe açmak. O zaten farklı bir konu, evet. Şimdi hani ABD-Çin dengelerinden, rekabetinden bahsederken bir nükleer vurgusu yaptınız. Ben oradan aslında devam etmek isterim Fatih Hocam. Biraz askeri meselenin dışında aslında size soracağım soru ama şimdi bir düşünce kuruluşu, Washington merkezli Bilgi Teknolojisi ve İnovasyon Vakfı, bir rapor yayınladı. Bu raporda Çin ve ABD'nin nükleer enerji kapasitesiyle ilgili. Şu anki durumu şöyle özetliyor. ABD'de 94, Çin'de 56 nükleer reaktör var. Ancak son 10 yılda Çin nükleer kapasitesini 3 katına çıkardı. ABD'nin 40 yılda elde ettiği nükleer gücü 10 yılda elde etti sadece. Yani bu çok ciddi bir şey ve nükleer reaktör inşa etme sürecinde 7 yıl gibi çok hızlı sayılabilecek bir zamana kadar düşürdüklerinden bahsediyorlar. Geçenlerde, geçen yıl ilk 4. nesil nükleer reaktörünü de açmış bir ülkeden bahsediyoruz. Dünyanın ilk 4. nesil nükleer reaktörünü ve rapor şunu diyor. ABD yüksek teknolojili nükleer enerji geliştirme konusunda Çin'in 15 yıl kadar gerisinde kaldı. Yani bu çok ciddi bir sorunun tespiti aslında. Bunu neden soruyorum? Nükleer enerji tabii ki sivil amaçla kullanılır ama hani böyle ülkelerde, ABD'de, Çin'de ya da başka bir yerde aslında nükleer enerjiyi çok askeri teknolojiden de ayrı düşünemezsiniz. Kesinlikle. Yani yeri gelir sivilde elde edilen gelişme askeri teknolojiye yansıyabilir. Ya da belki de askeri teknolojide varılan gelişme sivil teknolojiye entegre edilmiş olabilir. Her halükarda bu devletler arasındaki büyük mücadelede çok stratejik, ciddi bir güç. Siz bu gelişmeyi nasıl yorumlarsınız? Yani 15 yıl geride kalmak ABD gibi bir devlet için aslında çok ciddi bir sorun bence. Ne dersiniz? Çağrı Bey, söylediklerinize tamamen katılıyorum. Ben olayı aslında Çin perspektifinden değil, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hem nükleer enerjide belki de direkt bağlantılı olduğunu değerlendirebiliriz. Nükleer silahlanmada da tamamen konuya Rusya endeksi bakıldığı için Çin'in gerisinde kaldığına inanıyorum. Bunun sebepleri şunlar. Hatırlarsanız 2010 yılıydı galiba Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında Medvedev ve Obama imzalamıştı START anlaşması. Nükleer silahların, karşılıklı nükleer silahların azaltılması anlaşması ilgili. Evet, iki tarafta 1550'ye indireceğini deklare etmişti ki 2021'de bu anlaşma 5 yılda uzatılmıştı. Ama sonrasında Ukrayna Savaşı ve her iki tarafın birbirini işte nükleer silah kullanmakla tehdit etmesi, ki biz Ukrayna Savaşı başladığı günden bugüne 2 ayda bir herhalde spot başlığımız şu oluyor: nükleer savaş kapıda mı? Üçüncü Dünya Savaşı kapıda mı? Yine bunun üzerine Rusya'nın işte CTBT dediğimiz kapsamlı nükleer deneme yasağı anlaşmasından da çekildiğini, evet, biliyoruz ki bu da çok infial yaratan bir şeydi ki Guterres'in Birleşmiş Milletler'de nükleer tehlikeyle ilgili yaptığı bir konuşma vardı. Orada çok afaki rakamlar vermişti. Örneğin şunu demişti: dünyada hani bizde kayıtlı görünen 13 bin nükleer silah var. Bunların hepsi değil, sadece 250 tanesinin kullanılmasıyla 100 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor ve 2 milyar insanın hayatı olumsuz etkileniyor. Ayrıca dünya ekolojik yaşamı vesaire geri dönülemez bir tahribata neden oluyor. Onun için biz hep 3. Dünya Savaşı mı yaklaşıyor konuştuğumuz zaman hep cephenin diğer tarafında bu nükleer silahlar mevzusu var ve nükleer enerji de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin işte İran'a bakarken, işte Çin'e bakarken, Rusya'ya bakarken, Kuzey Kore'ye bakarken aslında konuya
nükleer enerjinin kullanımı perspektifinden de bakmıyorlar. Sizin de bahsettiğiniz gibi bunun askeri teknolojiye entegrasyonu çerçevesinden bakıyorlar. Özellikle nükleer enerjinin denizaltılarda kullanımı oldukça etkili. Çünkü uzun mesafe alabilmeleri ve kıta sahanlıklarını denetleyebilmeleri, gerektiği zaman uluslararası sularda hızlıca görevi icra edebilmeleri açısından. Somut örnek var ya, ABD'nin nükleer enerjili uçak gemileri, yani bakımı vesaireyi bir kenara koyarsanız 20 yıl hiç aralıksız denizlerde yolculuk edebilecek. Bunlar çok önemli kapasiteler. Bu çok önemli. Şimdi Çin'in geldiği noktaya bakacak olursak, aslında Tolga Hocam bir Çin perspektifi açmıştı biraz. Hani Çin aslında bir gölge oyunu, gerektiği zaman Rusya'nın gölgesinin altına saklanmak. Hı. Mesela bu Kuzey Kore ile ilgili basına yansıyan demeçte işte saldırmazlık anlaşmasına, işte Pekin bunu endişeyle karşılıyoruz dedi, ama Pekin, biz iki hafta önce neyi tartışıyorduk? Tayvan Boğazı'nda bir gelişme olur mu? Hatta hatırlarsanız Japonya'nın tarihin en büyük askeri bütçesini onaylaması, işte Amerika'nın savunma bütçesinde ağırlığı Asya Pasifik'e vereceğiz demesi. Çin de şunu diyor, eğer Asya Pasifik'te bu kadar iddialıysanız buyurun size aslında yeni cephe. Aslında Çin'in hani memnun değiliz açıklaması, bence memnunuz açıklaması da. Aslında kendi mücadelelerinden dikkatlerin başka yere çekilmesi işine geliyor diye. Çünkü Çin ticareti devam etsin istiyor. Rusya'nın böyle bir şansı yok şu an. Çin gibi batıya ürün satma, batıyla ticaret gerçekleştirme şansı da yok. Ve bu Çin'e hangi pozisyonu açıyor Çağrı Bey? Gerektiği zaman işte batının ötekisi olmadığı için Çin'in kendisi, batının ötekisi olacak olan İran'la, Rusya'yla, Kuzey Kore gibi ülkelerle de ara bulucu olma pozisyonunu ortaya koyuyor. Yani ben onların dilini biliyorum, ben onlarla konuşurum. Yani ben bu bölgede barışı da inşa eden bir aktörüm. Aslında hani Rusya'nın hamleleri, işte Putin'in girişimi diyoruz ama Çin bence bu noktada çok akıllı bir strateji izleyerekten dikkatleri kendinden alıp, yani bunu Kuzey Kore mesela Çin için en son Kore Savaşı'nda kalmış, işte koruyup kullanması gereken ama zamanı geldiğinde işe yarayabilecek, bugünkü örnekte olduğu gibi bir aparat, yani 50 yıldır beslenilen, 50 yıldır bugüne getirilen ama gerektiği zaman Çin'i sıfır riske eden, dikkatleri Tayvan Boğazı'ndan alan, işte Güney Kore, Kuzey Kore'ye etkileyen, gerekirse Ukrayna krizini etkileyen, ki Gazze'deki çatışmalarda Kuzey Kore'nin Hamas'a silah tedarik ettiği iddiası da vardı yapılan incelemelerde. Yani bu anlamda bütün dünyanın dikkatlerini kendi üzerinden alıp kendi kullanışlı aparatlarına yönlendirebilen bir ülke. Biraz önce bahsettiğiniz Çin'in konumuyla alakalı olarak çok genel anlamda soruyorum. Yani siz anlatırken onu ben biraz Türkiye'nin bizim bölgemizdeki durumuna, konumuna benzettim ama yanlış mı düşünüyorum? Hem taraflarla konuşabilen, batıyla da konuşabilen dediniz ya, doğuyla da aynı şekilde Rusya cephesiyle de iletişim halinde olan, yeri geldiğinde bunlar arasında müzakerecilik yapabilecek bir potansiyele sahip bir ülkeden bahsettiniz. Yani benim çok aklımda, yani Türkiye'nin bölgedeki, kendi bölgesindeki konumuna benzer bir tablo belirdi ama çok genel hatlarıyla tabii soruyorum bunu. Yani katılır mısınız? Çok bir dakikamız yönlü, var. Çok yönlü dış politika açısından evet benzetilebilir ama iki ülke, iki devlet birbirinden çok farklı. Türkiye ne kadar tartışmalı da olsa Batı sisteminin içerisinde, eğer o senaryo gerçekleşir ve 3. Dünya Savaşı olursa Türkiye'nin aslında tarafı belli. Hocamın az önce Fransa'ya bir rol biçtiği gibi Çin'in de tarafı belli. Ama iki ülkenin de şöyle bir özelliği var. Batı adına krizi önleyebilecek aktörlerden Doğu'yla irtibatta Türkiye ön plana çıkıyor. Doğu adına da Batı'yla çıkabilecek bir krizde Çin ön plana çıkıyor. Ki bunu işte İran, Suudi Arabistan görüşmelerinde de gördük. Tamam, bir kısa araya gidelim, kaldığımız yerden devam edelim. Az sonra tekrar karşınızda olacağız. Bu coğrafyada yaşayan herkes şunu çok iyi bilmeli ve anlamalıdır. İsrail, uluslararası hukukun kontrolüne girmeden kendini uluslararası hukukla
bağlı görmeden hiç kimse, hiçbir ülke, hiçbir devlet güvende değildir. Bunu açık açık söylüyorum. Buna Türkiye'de dahil. Bu barbarlık Gazze ile sınırlı mı zannediyorsunuz? Asla ve asla kan içmeye doymayacaklar. Sırtlarını sıvazlayanlar olduğu müddetçe asla ve asla durmayacaklar. Buradan İslam dünyasına da bir çift sözüm var. Ortak bir karar almak için daha neyi bekliyorsun? Tepki göstermek için daha ne olmalı? Gazze sokaklarında şehit naaşlarını köpekler yiyor. İsrailli teröristler Müslümanların evlerine girip, mahremine girip, yatak odalarından fotoğraf paylaşıyor. Müslüman çocuklar hastanelerde katlediliyor. Bebeklerin boynu koparılıyor. Çadırlarda insanlar yakılıyor. Ne zaman göreceksiniz bunları? Ne zaman tepki göstereceksiniz? Ne zaman bir araya gelip kararlı bir duruş sergileyeceksiniz? Bu zulümler karşısında İslam İşbirliği Teşkilatı ne zaman etkili, caydırıcı bir politika izleyecek? İslam alemi ne zaman Filistinli kardeşlerinin hakkını, hukukunu, canını, onurunu koruyacak? Vallahi Allah bunun hesabını size, hepimize sorar. Bugünün haberini vereceğiz. Ama haberin anlamına, yerine, arka planına bakınca bize yarını işaret edecek. Moderatör Gece'de Türkiye'nin ve dünyanın önemli başlıkları arasında yarını arayacağız. Moderatör Gece hafta içi her gece 23'te, 24'te. Bizdeki bu enerji bir başka. Yolun sonunda kavuşmalar varsa... Az kaldı değil mi? Evet. Hiçbir yol koşulu engel olamaz bu performansa. Tam zamanında vardınız yine. Milangaz dede. Temiz enerjisi, güçlü performansıyla... Şimdi yepyeni bir bankacılık var. Banka ama başka. Hayat Finans'tan nakit iadeli ihtiyaç kredisi. Masraf ödemeden hızlı ve kolay şekilde kredinizi kullanın. 5000 TL'ye varan nakit iade fırsatını yakalayın. Banka ama başka, Hayat Finans başka. Bu fırsatlar hayatı bayrama çevirir. Ebruli Başakşehir yaşamı %10 peşin ve vade farksız 42 ay taksitle. Üstelik bankasız, kefilsiz ve senetsiz. Ebruli Başakşehir. Başakşehir Belediyesi garantörlüğünde. Bu bayram şöyle bir faizsiz 30 bin lira çok iyi gelmez mi? Hangi krediyle? Tabii ki gelir. Hemen Hangi Kredi uygulamasını indirin. Bankaları karşılaştırın. 30 bin liraya varan faizsiz bayram fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? İş hayal etmekte, iş hep üretmekte. Hiçbir an hiç durmadan, hiç yenilenmekte. İş Türksel, iş Türksel, iş Türksel, iş Türksel. İş rekabet etmekte, iş var yaratmakta. Bu dijital dünyada, iş teknolojide. İşinizi büyütecek, uçtan uça çözümlerimizle her an hizmetinizdeyiz. Ne de olsa iş teknolojide, teknoloji Türksel'de. İş Türksel. Hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz. Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da, 24'te.
Hayata enerjimiz var dedik. Bu yıl 1.181.064 megawatt saat elektrik ürettik. Onun ışığı hiç sönmesin diye. Elektrikli araç şarj istasyonlarımız yollarda yerini aldı. Kimse yarı yolda kalmasın diye. 85 milyon ülkemizle enerjimiz birlikte. Rüzgarla, güneşle, suyla birlikte sürdürülebilir geleceğe. REG Enertürk Enerji. Hayata enerjimiz var. Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil. Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten. Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor. Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor. Evet Selim Bey, sizi dinliyorum. Dertliyim efendim. Mobil uygulamalarla işlem yapmaya çekiniyorum. Tarife seçemiyorum. Ek paket alamıyorum. Taahhüt veremiyorsunuz. Hata yapmaktan korkuyorsunuz. Karşınızda bir insan olsa çok daha rahat edeceksiniz. Ben de böyleydim Selim Bey. Ta ki bu bol gigabaytlı hediyeleri, tarifeleri sorunsuzca alana kadar. Bakın her şey çok açık. Tık diye de aldım. Siz de Türk Telekom uygulamasına girin, işlemlerinizi güvenle gerçekleştirin. Şu ek paketi ben de alsam, yolda bir şeyler izlerim. Aynı araç, aynı sen ve neredeyse aynı kasko. Fakat yarı fiyatına. Evet, yarı fiyatına değil mi keçi? Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya iki katını ödemeyin. Kazancım net, sigortam net. Casper VIX40, artırılmış kamera performansı ve Full HD Plus AMOLED ekranıyla tüm deneyimlerinizi yükseltmeye geldi. Yeni Casper VIX40. Hayal, şimdi gerçek. İş hayal etmekte, iş hep üretmekte. Hiçbir an, hiç durmadan, hiç yenilenmekte. İş Türksel, iş Türksel, iş Türksel, iş Türksel. İş rekabet etmekte, iş var yaratmakta. Bu dijital dünyada, iş teknolojide. İşinizi büyütecek, uçtan uça çözümlerimizle her an hizmetinizdeyiz. Ne de olsa iş teknolojide, teknoloji Türksel'de. İş Türksel. Bu akşam da sizin için iyi ve kötü haberlerimiz var. Ama her şeyden önce gerçek haberler. Kötü haber zaten ışık hızıyla yayılır. Bizim telaşımız iyi olanı da paylaşabilmek için. Z100. Daha sağlam, daha ince, daha güçlü. Şimdi yepyeni bir bankacılık var. Banka ama başka. Hayat Finans'tan nakit iadeli ihtiyaç kredisi. Masraf ödemeden hızlı ve kolay şekilde kredinizi kullanın. 5000 TL'ye varan nakit iade fırsatını yakalayın. Başka, hayat biraz başka. Club üyeleri bu yaz puanları topluyor. Her yolculukta daha da fazla kazanıyor. 15 Eylül'e kadar Club üyelerine Total Enerji istasyonlarındaki yakıt alışverişlerinde 2000 TL'ye varan yakıt puan hediye. Daha fazla kazanmanız için yine bekleriz. Geliriz. Siz de Club Total Enerji uygulamasını indirip kampanyanızı seçin. Avantajlarla dolu Club dünyasını hemen keşfedin.
kafasına, formasına, tarihine, coşkusuna, gururuna, duruşuna, kupasına, sedasına, hilaline, yıldızına, on bir delikanlımıza, gönlümüzü verdik futbol aşkına. Olduğu gibi aşkla ve gururla Turkcell yanınızda. Haydi 11 delikanlı. ...24 Özel devam ediyor. Programın ilk bölümünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore ziyareti üzerinden küresel dengeleri konuşuyorduk. Bunun yanında tabii Çin'in tutumu bu bölgede çok önemli. Çin'in hem askeri hem ekonomik hem nükleer gücü üzerinden dengeleri konuşuyorduk. Tolga Hocam sizinle devam edelim. Şimdi en son Çin'in nükleer enerji kapasitesinden bahsetti ki bu bir yandan da tabii büyük ülkeler için özellikle askeri kapasiteyle çok birlikte okunması gereken bir durum. Az önce de bahsetmiştik ABD'nin özellikle yeni nesil nükleer enerji üretiminde Çin'den 15 yıl kadar geride kaldığına dair bir rapor vardı. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu durumu, bu tabloyu? Şimdi Çin'in burada bu kadar hızlı ilerlemesinin birkaç faktörü var aslında. Bunlardan birincisi bir merkezi otoritenin olması. Şimdi Amerika'da böyle bir kararın çıkması, biliyorsunuz işte başkan, parlamento işte vesaire, o süreç üzerinden gidiyor ama Çin'de bir karar alınması sürecin başlamasına yeterli oluyor. O yüzden şu anda da böyle bir adım kararı olduğu için bu hızın kesilmeden devam etme olasılığı çok yüksek, bu artış, nükleer kapasitenin artış hızının. Diğer konu nüfus tabii ki, yani bunu hızlı şekilde yapacak çalışan iş gücü var. Bu iş gücü tabiri caizse ucuz da bir iş gücü Çin için. Yani Amerika'da özellikle nükleer tesis gibi bir inşaatın yapımında görev alacak işçilerle Çin'deki işçiler arasında da büyük fark var. O yüzden bunu bulma konusunda da sıkıntı yaşamıyor. Ve en önemlisi de Çin'in regülasyonlarının, bu nükleer güçle ilgili regülasyonlarının Batı'ya göre çok daha gevşek olması. Yani şimdi Batı'da bir nükleer güç reaktörü yapılırken onlarca standart veya yüzlerce standart yerine getirirken Çin birkaç standartla bunu hızlıca hayata geçirebiliyor. Bu da önemli bir adım da hızlanması için. Ve tabii bunu yaparken az önce konuştuk, yani bir nükleer reaktör güç santrali bir enerji üretmek için yapılır ama bunu yapmak için uranyum zenginleştirilmesi gerekir. Şimdi İran'la ilgili konu hep oydu. Yani nükleer güç için uranyum zenginleştiriyordu. Onun belli bir oranda tutulması istendi Batı tarafından. Onun üstüne çıkılırsa, çünkü nükleer silah yapma potansiyeli artıyor vesaire. Çin elinde bu teknolojiyi, yani zenginleştirilmiş uranyumun oranını daha artırarak daha ileri kapasiteye götürme olasılığı her zaman var. Bir de burada Çin'in nükleerle birlikte konvansiyonel olarak da Batı'nın tehdit unsuru halinde. Şimdi Fuat Hocam az önce söyledi. Çin şu anda bir tehdit unsuru olarak görülüyor Batı'da aslında. Yani bir şekilde bir ticari olarak başlayan bir soğuk savaş tabiri caizse var. Hatta NATO'nun son belgelerine girdi. Ama Rusya Çin'in bu durumunu bir anda yok etti. Çünkü Rusya yeniden tehdit haline gelince, gerçek tehdit haline gelince, NATO'nun da neden kurulduğunu hatırlaması ile, ki NATO son toplantısında aldığı kararlar gerçekten NATO'nun kuruluş felsefesiyle pek ilişkili olmayan kararlardı. Yani kamu diplomasisi bölümü açılması, işte ticari faaliyetlerin denetlenmesi vesaire gibi konular söz konusu olmuştu NATO'da. Şimdi bu yeniden tehdit unsuru Rusya olunca Çin burada yeniden göz ardı edilmeye başladı. Çin'in şu anda uyguladığı bu ticari rota, kuşak yol, bir tehdit halinde değerlendirilmesi Batı'da, ticaret yoluyla ekonomisini güçlendirmek Çin'in ve buradan da yeni bir güç haline gelmesi konusunda endişe duyulmuştu. Ama burada farklı bir nokta daha var. Özellikle bu farklı bölgelerdeki farklı çatışmalar arttıkça ve az sonra konuşacağımız işte bu Ukrayna Savaşı'nın daha da farklı seviyelere ve bölgelere yayılması söz konusu olduğunda Çin'in etkisi şöyle göz önüne alınmaya başladı.
yatırım yapıyor Çin. Ticareti devam ettirmek için, rotasını sürdürebilmek için. Ve bu yatırım işte bazen liman oluyor, bazen otoyol, demir yolu oluyor. Ve bazen de gittiği o ülkelerde ticaretin ve yolun devam etmesi için o bölgenin güvenliğini sağlamak veya işte rejimini desteklemek gibi faktörler devreye giriyor. Bununla birlikte bir de yakın zamanda bu ticaret yolunun güvenliğini sağlama niyeti belirebilir. Biz bunu nerede görüyoruz? Biz bunu İngiltere'nin o ticaret noktasında, deniz yollarında yaptığı o büyük ticari faaliyetlerde bu ticareti korumak için donanmasını geliştirip ondan sonra da tüm denizlere hakim olmasından. Yani Nijerya açıklarındaki devriyeler, Süveyş, Kızıldeniz'de zaman zaman görülen devriyeleri bunun örnek gösterebilir miyiz diyorsunuz? Kesinlikle öyle. Yani Amerika'nın bugünkü o askeri kapasitesi ve bütün dünyadaki askeri varlığına rağmen İngiltere hala denizlerde çok önemli bir rol oynuyor ve hatta bu Yemen açıklarındaki tüm sorunları ilk İngiltere'nin haber verdiğini ve İngiltere'nin Amerika'yı yönlendirdiğini biliyoruz bu bölgede. Boğazlarda, Babülmendep'te, Süveyş'te vesaire. Şimdi Çin bunu yapma niyeti olursa, yani kendi ticaret rotasını, ticaretini koruma niyeti olursa bu sefer Batı'nın kendi yaptığı, daha önce kendi uyguladığı sistemle Çin'in küresel bir oyuncu haline gelmesi, güvenlik sisteminde oyuncu haline gelmesi söz konusu olabilir. Biz yani program başladığından beri birkaç kere dedik ki Batı'nın uyguladığı şeyi bugün işte Rusya uyguluyor, bugün Çin uyguluyor. Zamanında yaptığınız, Batı'nın yaptığı tüm bu eylemler, uluslararası hukuku delmeler veya uluslararası hukuku, uluslararası ticareti, uluslararası politikayı yönlendirilen tüm adımlar bugün bu gücü eline geçirmeye çalışan aktörler tarafından kullanılacak. Biz bunu bekliyorduk zaten. Biz bunu Gazze'de de söylüyorduk. Bu uluslararası hukukun bu kadar delinmesine izin verirseniz yarın öbür gün muhtaç olursunuz demiştik Batı için. Ve bugün Rusya'nın yaptığı da tam olarak buna denk geliyor. Gidişat o ki o günler gelecek diyorsunuz özetle. Yani siz bunları anlatırken ben herhalde ileride böyle giderse denizlerde, büyük deniz yolları üzerinde de bir ciddi bir askeri mücadele göreceğiz. Bu önemli bir ihtimal ve özellikle bazı rotalarda işte Çin'in Kuşak Yol Projesi'nde Güney yolu olarak gösterdiği deniz yolunda veya Avrupa'nın, Amerika'nın ön plana çıkardığı IMEC gibi projelerde deniz önemli bir nokta ve buralarda da güvenliğin sağlanması için de rekabet oluşabilir. Yani bunlar hep işte bir süredir söyleniyor, bu çatışmaların yayılması meselesinin ihtimalini güçlendiren gelişmeler olabilir gibi. Şimdi çoğunlukla Putin'in ziyaretinden bahsettik Kuzey Kore ama bir önemli gündem maddesi de aslında tabii ki biz bunu Ukrayna'dan ayrı olarak görmüyoruz ama Ukrayna özelinde yaşanan Rusya-Batı ihtilafının daha da alevlenmesi, Asya'nın batısında da alevlenmesi diyelim buna. Yani hani kaba bir tabirle Rusya-Batı arasındaki ihtilafın, bu çatışmanın Ukrayna sınırlarının dışına taşması. Bunu öncelikle Avrupa'nın doğusu olarak algılayabiliriz. Böyle ciddi bir şey olduğunu biliyoruz. Endişe olduğunu bir süredir diyelim. Şimdi notlarıma bakıyorum. Şöyle veriler var elimde. Şimdi NATO ülkelerinin büyük çoğunluğunun mesela 2024 tahmini verilerine göre gayri safi yurt içi hasılalarının %2'sinden fazlasını savunmaya ayırma hedefini tutturduğu yönünde. Bu ne demek? NATO ülkeleri savunma harcamalarını artırıyor. Zaten uzun zamandır istenen bir gelişmeydi. Bu olmaya başladı. Öte yandan bakıyorsunuz NATO ihtiyaç halinde Avrupa'dan, bu Almanya olabilir, başka bir deniz kıyısı olan ülke olabilir, Rusya'ya doğru bir koridor açmak için arayışlarda bulunuyor. Bunun güneyden de bazı alternatifleri olduğunu görüyoruz. Geçenlerde iki hafta önce mesela Alman basında Der Spiegel'de bir haber vardı. Olası savaş durumuna karşı ülkedeki sığınakların gözden geçirildiğine dair, yetersiz olduğu yazılmış. Bodrum'da bireysel olarak sığınma noktaları hazırlanması yönünde tavsiyelerde bulunulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bahsettiği bir mesele vardı. O da aynı şekilde İsviçre'deki konuşmasında Ukrayna'daki savaşın sınırın ötesine taşabilme riskinden bahsetmişti. Yani bunlar ciddi riskler ve artık iyiden iyiye daha fazla dillendirilmiş ve birden fazla taraf tarafından dillendirilmiş olması bu riskin ciddi ciddi yaklaştığı anlamına geliyor mu? Ne dersiniz siz? Aslında bu biraz da yardım çağrısı demek herhalde çok acımasız olur ama yardımdan ziyade Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bir uyarı olarak bunu
bu açıklamaları ben okuyorum açıkçası. Çünkü neden böyle bir şey söylüyoruz? Bir önceki konuşmamda bahsetmiştim. Amerika Birleşik Devletleri'nin bıraktığı boşluklarda hareket ediyor sistemin dışındaki aktörler. Yani Rusya bugün Ukrayna'da o alanda hareket ediyor. Evet. Ve karşısında ama Amerika doğrudan Ukrayna'yı silahlandırarak aslında bir şekilde maliyet üreterek Rusya'yı orada yıpratıyor da bir yandan. Yine Çin'in benzer şekilde bu boşluklara nüfuz ettiğini veya diğer bölgesel aktörlerin de işte Türkiye gibi İran gibi bunu denediğini görüyoruz. Şimdi bu noktada bir savaşa doğru gider mi veya Avrupa sınırları içerisine doğru bu savaş ilerler mi sorusu. Şimdi normal şartlarda bu Batı ile Doğu arasında tampon olarak biz Finlandiya, İsveç hattıyla başlatırız onu. Polonya'ya kadar işte Doğu Avrupa ülkeleri, Baltık ülkelerini yine orada tampon olarak görülür ama şimdi bu ülkelerin hemen hemen hepsi NATO üyesi olmuş durumda. Yani Ukrayna'dan sonraki ilk adımdan NATO sınırlarına gelmiş olacak Rusya. Ama şu an savaşın kendisi öyle yani bir... Arada bir Belarus kaldı herhalde. Başka evet bir evet ülke. Yani oradan sonra onda, hani zaten onu doğrudan Rusya'nın yanında bir aktör olarak saydığınızda aslında bloklar birbirine birleşmiş vaziyette. Soğuk savaşta o gördüğünüz tamponlar artık yok. Kalmadı. Kalmadı. Şimdi böyle bir vaziyette savaştan korkmak Doğu Avrupa ülkeleri için çok normal bir şey. Çünkü eğer caydırılmazsa Rusya bir şekilde bu sürekli limitlerini test ettiği tek kutupluluk veya Amerika'nın bölgedeki koruma kalkanı limitlerini test ettiği sürece ve Amerika buna bir karşılık üretmediği sürece kabiliyeti yettiği oranda Rusya ilerlemeye devam edecek. Yani bugün Ukrayna'da henüz ilerleyebildiği bir düzen görmüyoruz ama şimdi taşıma suyuyla değirmen ne kadar dönecek Ukrayna tarafında? Ve bu savaşın maliyeti, bu taşıma suyunun da kaynağı nereden geliyor? Amerika Birleşik Devletleri doğrudan Avrupa üzerinden aslında Ukrayna savaşını yönetiyor. Şimdi bu korku iklimini Avrupa ülkelerinden çıkan söylemler olarak gördüğünüzde Amerika'dan böyle bir şey görmüyoruz. Avrupa'ya uzar vesaire gibi yorum evet. Gelmiyor değil mi? Avrupa ülkelerinden geliyor. Çünkü savaşın bizzat maliyetini 1945'ten bu yana hiçbir zaman yaşamadıkları şekilde kendileri üstlenmek zorundalar. Yani aslında geleneksel devlet refleksleri Avrupa'nın tekrardan yapmak zorunda olduğu bir şey haline geldi. Şimdi bu maliyetler Avrupa söz konusu olduğunda başka bölgelerdeki ülkelerin yüklendiği maliyetlere benzemiyor. Çünkü bunlar doğrudan sosyal devletler, refah ülkeleri. Bunların bardak ağzına kadar dolu zaten hali hazırda. Özellikle kamu harcamaları o kadar yüksektir ki ya bu ülkelerin mesela %2 barajından bahsettiğin savunma harcamaları bunu yıllardır yapamıyorlar. Para olmaması değil, parayı o kadar öyle bir sisteme harcıyorlar. Bir barış düzeni orası. Bir refah düzeni. Bu kadar büyük maliyetlerin olduğu bir düzen bunu işletmek her zaman ekstra kaynak gerektirir. Şimdi bunlar kolonyal geçmişi olan ülkeler ve kaynak ihtiyacını zaten iki savaş sonrası bütün Afrika'dan veya dünyanın belli odak enerji konularında vesaire odak noktalarını sömürerek aslında oluşturdukları bir sermaye ile döndürdükleri bir değirmende bu. Ama o şimdi, sermaye de artık. O sermaye her geçen gün azalıyor. Avrupa Birliği'nin bugün dünya ekonomisindeki payı her geçen gün azalıyor. Şimdi dolayısıyla bardak taşlı taşıyacak noktaya geliyor artık. Şimdi burada savunma harcamalarına harcadıkları her bir milyar dolar kamuda hastanede çalışan doktorun maaşına gelen zammın az gelmesi veya hiç zam gelmemesi veya maaş kesintileriyle sonuçlanıyor. Ya da alınan sosyal yardımlar. Sosyal yardımlar keza. Dolayısıyla bu zamana kadar kurdukları illüzyon her an yıkılacak bir pozisyona geliyor. Şimdi bu noktada Avrupa için temel ihtiyaç burada. Bak Rusya gelip bizi işgal edecek veya Rusya bizim sınırlarımızı içine kadar bu savaşı taşıyacak diyerek aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne gel bu belirsizliği artık ortadan kaldır. Belirsizlik de nedir? Doğrudan işte 2008'den beri onların ne kadar savunup savunmayacağına, hangi durumda caydırıcılığı aktive edip hangi durumda etmeyeceğine yönelik oluşan belirsizlik. Şimdi bunu fırsat olarak kullanan Avrupa ülkeleri de yok mu var? Mesela Fransa açısından silahlanmak için muazzam bir fırsat bu söylemi yaratmak. Bugün neredeyse dünya savunma sanayi ihracatlarını Rusya'nın önüne geçmiş vaziyette yanlış bilmiyorsam. Veya kafa kafayadır. Şimdi bu önemli bir sıçrama tahtası Fransa açısından. Veya Almanya özelinde bakalım. Alman anayasası tamamen sınırlandırılmış bir anayasadır silahlanmaya yönelik savaşın kaybedeni olarak. Ve bugün silahlanmak için aslında bir fırsat olarak görebilir. Hatta geçtiğimiz yıl 2023'ün sonları olması gerek veya 2024'ün 2023'ün sonları evet. Alman Ulusal Güvenlik Stratejisi 45 Temmuz'da ilk kez yayınlandı. Hı. O strateji belgesinde mesela iki temel faktör var öne çıkardıkları. Birincisi NATO 5, birincisi 3. madde. Şimdi NATO 5. madde caydırıcılık maddesine doğrudan bağımlılıklarını ve yani oraya yönelik bütün güvenliklerini oradan tanımladıklarını tekrar ediyorlar. Yani Amerika'nın oradaki bel kemiği rolünü
hani omurga rolünü... Bizi korumakta hale, yükümlüsünü evet, hatırlatıyorlar. Hatırlatıyor ama öte yandan üçüncü madde vurgusu da o belgede çok ciddi vardı. Üçüncü maddede silahlanma. Yani müttefikliğin, o NATO ittifakının güvenliği ve ilerideki savaşlara hazırlığıyla alakalı silahlanmasını gerektiren bir madde bu. Dolayısıyla onu kendilerine bir meşru zemin olarak alıp, çünkü Alman anayasası öyle bir yasadır ki her silahlanmaya dair veya Alman sınırları dışında yapılabilecek her askeri operasyon için Bundestag'tan doğrudan meclisten onay almanız gerekir. Bir dolu prosedür zinciridir orası. Şimdi onu aşabilmek için muazzam bir meşruiyet kaynağı oluşuyor Ukrayna Savaşı üzerine. Ama günün sonunda bunu ne Amerika'nın liderliğindeki o Batı hegemonyasının çatlaması olarak yorumlayabiliyoruz, ne de bir savaş çıkacak olarak. Çünkü günün sonunda az önce bahsettiğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin halihazırda hegemonyası halen orada duruyor. Sadece burada yöntemlerdeki farklılaşmaların yarattığı bir belirsizliğin sonucunu görüyoruz biz. Rusya nüfuz ediyor. Avrupalılar bir şekilde gel artık bu maliyeti sen yüklen noktasında aslında çalkalanıyorlar. Şimdi en son parlamento seçimleri mesela aşırı sağda yükseliş görüyoruz. Bu yine az önce bahsettiğim gibi savunma harcamalarında artış, dış ilişkilerde birçok alanda rezil oldukları bir dolu olay. Bunun getirdiği içeride farklı toplumsal talepler. Artık toplum şunun farkında yani. Mensup oldukları, ülke vatandaşı oldukları ülkelerin aslında ne kadar ellerinin kollarının bağlı olduğu bir düzlemde yaşadığını, aslında bu illüzyonun çatladığını görüyoruz. Hegemonya çatlamıyor Amerika'nın açısından. Ama Avrupa düzeninde bir çatlak oluşabiliyor bu sayede. Ve Avrupa ülkeleri işte bu Ukrayna meselesi gibi meselelerle baş başa kaldığı müddetçe de bu çatlak artacak. Çünkü kamu harcamalarında savunmanın rolü her geçen gün daha da artmak zorunda kalacak. Günün sonunda hazırlıklı olma ihtiyacı var. Ve bu öyle bir muazzam bir maliyet ki şimdi %2'yi geçiyorlar da 70 senedir geçmediğiniz bir şey bugün geçtiğinizde bugün sizin ordunuz modernize olmuş olmuyor. Aslında bunun çok daha fazlasına, çok daha radikal değişimlere ihtiyaç var. Ya Almanya özelinde onlarca evet, yıllık bir çaba gerektiğine kesinlikle dair raporlar benzer vardı. Şey, bugün Avrupa'nın en güçlü ordusu İngiltere olarak veya Fransa. Ama muhtemelen İngiltere'dir diye düşünüyorum. İngiltere'nin bile kendi doğrudan hükümetten gelen raporlar, işte Lordlar Kamerası'na, Avam Kamerası'na gelen raporlar durumun vehametini ortaya koyuyor. Yani donanma, mesela hocam bahsetti, çok güçlü bir donanmadır İngiliz donanması. Oranın bile öyle bir modernizasyona ihtiyacı evet, var ki. Ve şu an personel dahi bulamıyorlar. Yani yarattıkları illüzyon, bir zaten devleti olan aidiyeti bir şekilde baskılıyor sürekli. Hı hı. Oradaki o batı değerleri dedikleri, özgürlük dedikleri ortam. Bu zaten bir adamın asker olması için gerekli motivasyonunu kaybetmesini sağlıyor. Yani kolay değil. Almanya'da gidip de ben oraya gideceksin ama amacın ne? Nasıl bir idealin var? Şimdi bu 80 yıllık düzen bu idealleri de bir şekilde sönümlüyor. Dolayısıyla bu orduların dönüşümü hem çok fazla para hem de bütünüyle aslında o devletlerin bir çehresinin değişimini gerektirdiği için bu aşırı maliyetli ve bu devletin halihazırda hazır olmadığı şeyler. Yani maliyetli olsa bile hani maliyeti karşıladığınız evet, diyelim bugünden yarına olabilecek kesinlikle şeyler de değil. Ama Batı açısından Rusya'ya baktıklarında hı-hı, kendi pencereleri açısından da tehlike oldukça yakın görünüyor. Evet. Yalnız hani dediniz ya Doğu Avrupa ülkeleri NATO için bir tampon bölgeydi evet, Rusya ile arasında. Aslında ABD'ye baktığınız zaman da Avrupa'yı Rusya ile ABD arasında bir tampon bölge olarak görebilirsiniz ABD açısından. ABD'nin bu tehlikeyi bu kadar çok hissetmesi gayet doğal. İşte Avrupa'nın ABD'ye çağrıda bulunması doğal. Hani bir yandan da silahlanma konuşuluyor, savaşın yayılma riski konuşuluyor ama bir yandan da bir diplomatik çözüm çabası var. Bu çaba nasıl var? İşte Türkiye'nin yaptığı gibi tarafları buluşturmak daha sağlıklı bir yöntem aslında ama geçtiğimiz günlerde İsviçre'de bir barış konferansı yapıldı Ukrayna için. Yani barış sağlamak istiyorsanız ve bunu diplomasiyle yapmak istiyorsanız tarafların ikisinin birden masada olması ya da temsilcilerinin masada olması kadar doğal bir şey yok. Doğal olarak Rusya çıktı dedi ki bunun hükmü yok, sıfıra yakın bizim için. Yani haksız da değiller. Benim açımdan açıkçası. Şimdi böyle bir durumda bir de hani bir sonuç bildirgesi ortaya çıktı. Sonuç bildirgesi özetle hani mealen söylüyorum bir barış müzakeresi olabilmesi için Rusya'nın bulunduğu bölgelerden çekilmesini istiyor. Herkes imzalamadı ama onu. Evet, imzalamayan ülkeler de var. 16 ülke ve kuruluş çekimser kaldı bunda. Rusya zaten kendisinin davet edilmediği bir yerden kendisine gelen bir çağrı olduğunda
doğal olarak kendi penceresinden baktığımızda tekrar söylüyorum. Bulunduğu bölgelerde ki çatışma hattı üzerinden müzakere yaparım diyor. Yani siz peki bu meseleyi nasıl çözeceksiniz? Bir yandan askeri resleşme devam ediyor. Bir yandan diplomasi diyorsunuz ama Rusya'yı işin içine koymuyorsunuz. Türkiye'nin bu yöndeki tutumu da mesajı da açık aslında. Yani bir görüşme yapacaksanız bunu meseleyi çözecekseniz eğer diplomasiyle tüm tarafların masada olması gerekir diyor. Rusya'nın işgalini kabul ederek söylüyor üstelik bunu ki. Şu tabloda yani diplomatik bir çözümden ziyade herhalde askeri resleşmenin, askeri tehlikenin daha da artacağı bir duruma doğru gidiyoruz gibi görünüyor. Ne dersiniz? Çağrı Bey, aslında sizin de belirttiğiniz hani diplomasi mi bu yapılan yoksa başka bir şey mi sorusu çok doğru bir soru olacaktır bu süreç için. Şimdi Putin'in de benzer bir açıklaması oldu. Belli bölgelerdeki realiteyi kabul edin, oturun, konuşalım dedik ki zaten en başından bu yana Rusya'nın savaşa girmeden dahi işte o bölgelerdeki iddiası ve durumla ilgili çıkışları tekrar vardı. Tekrar vurgulayalım. Şu an işgal altında tuttuğu toprakların kendisinde kalmasından bahsediyor aslında bunu derken. Tabii, Türkiye'nin tabii. de bu işgali kabul etmediğini de vurgulayarak. Kesinlikle Türkiye savaşın en başından bu yana ki Kırım'ın ilhakından bu yana Türkiye hep aynı şeyi söylüyor. Evet. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yani Birleşmiş Milletler'e bildirilen ulus devlet sınırlarının eğer o ulus devletin bir anlaşma ve rızası olmadan değiştirilmesine Türkiye her zaman zaten karşı çıkıyor. Bu noktada İsviçre'deki toplantının başarısız olmasının temel sebebi eğer ortada bir diplomatik bir zirve varsa tarafların tümünün davet edilmesi ve karşılıklı bir sonuç, karşılıklı bir niyet deklare etmeleri gerekir. Ama biz neyi görüyoruz? İşte her iki tarafın da birbirini tehdit etti. Kesinlikle kabul etmeyeceği şartlar. Ukrayna'nın şartını işte tamamen Rusya eğer geri çekilirse biz konuşmaya hazırız. Rusya'nın şartını reel sahadaki durum kabul edilir. Bu bölgeler bizde kalırsa. Ama şu bir gerçek herhalde 2022 Şubat'tan bugüne sahadaki değişen durumun Ukrayna'nın lehine %100 değişmesini, dönüşmesini veya Rusya'nın herhangi bir karşı saldırı başlatmadan beyaz bayrak çıkarması bir hayalden ötesi değil. Yani Rusya'nın teslimiyeti öngörülen bir şey değil ki Putin'in hatırlarsanız bu seçimden sonra verdiği bir mülakat vardı. O da orada az önceki konuya geliyoruz. Bir 3. Dünya Savaşı mümkün mü sorusu sormuştu gazeteciler. O da şunu şu şekilde cevap vermiş. Yani modern dünyada her şey mümkün. Hani burada Putin'in yaptığı aslında modern dünya çıkışı Rusya'nın da içine alındığı dünya değil. Burada modern dünya derken Batı'yı ve Batı'nın konuya yaklaşımını hani tüm dünya meselelerine Batı merkezli bakışı eleştiren bir bakış ve şunu da söyledi. Biz teknik olarak nükleer savaşa hazırız dedi Putin. Hani Putin o çıtayı koydu, o duvarı ördü Ukrayna konusunda ve Batı ne yaparsa yapsın istediği kadar askeri teçhizat da yollasa Putin'in elinde son bir tuş var ve söylediği, bunu açıkça deklare ettiği, eğer olaylar benim aleyhime gelişirse ben bu tuşa basmaktan çekinmeyeceğim dedi. Peki bu noktada ki az önce hocam da bahsetti, yani Hakan Fidan'ın çıkışı, benzer bir çıkışı 7 Ekim sonrası aslında görmüştük. Bu çatışmalar Orta Doğu'nun geneline sıçrama, ateşin büyümesi riskini taşıyor demişti ki bunu İsrail-İran geriliminde işte Ürdün üstüne yapılan saldırıda. Evet, vaktimiz kalırsa değiniriz. Lübnan konusunda da o konuda çok birçok konuda bir gördük. Lübnan'daki olası sıcak durumda görüyoruz. Hani Hakan Fidan'ın bu konuda bir uzlaşı, bir diplomasi kanalı açılmazsa bu topyekun bir savaşa dönüşebilir vurgusu çok önemli. Çünkü Batı'nın kenara sıkıştırmaya çalıştığı ülke işte kendi kulübüne üye olmayan Sırbistan değil. Veya Belarus değil. Batı'nın sıkıştırmaya çalıştığı ülke Rusya. Şimdi güç dengesi bağlamında işte realist perspektiften baktığımız zaman Batı'nın yapmaya çalıştığı, sunduğu perspektif çok sağlam temellere oturan bir perspektif değil. Peki ne yapılmalı? Herhalde dünyadaki bütün ülkelerin hemfikir olacağı şey barış ve diplomasinin hakim kılınmasıdır. Ki hocam kısmen değindi. Bunun ciddi bir maliyeti var güvenlik politikasının. Ve Avrupa'daki o refahın
son kırıntılarının da bir güvenlik mimarisine harcaması, hani o Avrupa algısının da bambaşka bir yöne gitmesine sebep olabilir ki son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aslında bunu gördük. Hani ortaya çıkan sonuç işte aşırı sağcılar geldi gibi geçiştirilecek bir sonuç değil. Yani aşırı sağcıdan neyi kastettiğimiz bence çok önemli. Batı merkezli yaklaşımı, Putin'in vurguladığı modern dünyada her şey mümkün yaklaşımı şuna geliyor. Batı her şeyi etiketlemeye başladı Çağrı Bey. Aşırı sağcı işte dünya savaşı çıkarmak istiyor. Popülist. Bunu yapmak istiyor. Aslında o popülist söylemlerin hepsini Batı'nın ta kendisi üretiyor. Örneğin Meloni'nin işte Fransa ile ilgili eleştiren son bir açıklaması var. Afrika nasıl sömürüldüğü ile alakalı. Şimdi bakıyorsunuz Meloni aşırı sağcıların lideri diye. Yani insanlar soruyor bu nasıl aşırı sağcılık? Hani Afrika'nın sömürülmesinden bahsediyor, haksızlığa uğramasından bahsediyor. Demek ki ortada bir aşırı sağcılık yok. Çünkü biz aşırı sağcılık deyince eğer söz konusu İtalya ise bizim aklımıza Mussolini geliyor. Veya faşizm işte geliyor doğru. Ki hani bu aşırı sağcılıksa hani Hitler'i savunan Alternatif für Deutschland'ı niye Avrupa Parlamentosu grubundan o aşırı sağcılar dışladı? Demek ki ortada farklı bir mesele var. Ortada kendi ulus devletlerine karşı daha korumacı bir şekilde bakan, işte o güvenlik mimarisiyle öyle Avrupa'yı korumak falan değil, kendi güvenliğini oluşturmak açısından bakan yeni bir siyaset de var. Meseleye bu açıdan bakılması lazım. Peki ne yapılması gerekiyor? Keşke yeniden Dolmabahçe görüşmelerine benzer bir görüşme yapılsa. Ki bununla ilgili şu bir gerçek. Pürupak 2014 öncesi bir Ukrayna artık mümkün değil. Sahada bu kabul edilecek. Tabii ama bu Rusya'ya da bir taviz verilmemesi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüyle alakalı bir taviz verilmemesi de gerekiyor. Hemen akıllara Bosna Hersek ve Dayton anlaşması gerekiyor. Evet, bir ulus devlet sınırları belli ama içerisinde işte bir Republika Srpska var. Ki benim tahminim belki Türkiye'nin sürüklemesi, bunun bir 3. Dünya Savaşı'na dönüşmesinin engellenmesi için belki Ukrayna içerisinde bugün Rusya'nın kontrol ettiği alanlarda Rusya'nın garantörlüğünde geniş ama Ukrayna içerisinde bir Republika Ruski kurulması. Bakın Ukrayna'ya senin toprak bütünlüğün sağlandı. Ama bunların da kendi hakları var, özellikleri var. Rusya'ya da bak mesele çözüldü. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bundan sonra zorlama diyecek. İşte alınacak kararlarda onların da kısmi veto yetkisinin olabileceği yeni bir Ukrayna inşa edilecektir. Yani bir, bundan başka bir ara formül benim aklıma gelmiyor. Bu formül Ukrayna için iyi mi? Tabii ki değil. Ama bu savaşın sona erdirilmesi, her iki tarafın asgari şartlarda ikna edilmesi için, çünkü anlaşma için her iki tarafa da mağlubiyet hissini yaşatmamak gerekiyor. Yani her iki tarafa Ukrayna'nın da toprak bütünlüğünü de koruyacak bir çözüm olacak. Ukrayna'da toprak bütünlüğü korunacak. Bunu da işte o Putin'in belirttiği modern dünyada her şey mümkünün yansıması özerk bir Republika Ruski olabilecektir. İstanbul'da uzlaştılardı aslında. En azından ateşkes için uzlaşılmıştı. Bahsetmişti, evet. Sonra Boris Johnson'ın baskısıyla evet. Zelenski reddediyor. Bunu Schröder açıklamıştı değil mi hocam daha sonra? Putin açıkladı bunu. Putin birkaç sefer söyledi. Oradan Putin söylüyor. Evet, herhalde gelmiş olabilir. Yani eski Almanya şansölyesi de benzer bir açıklama doğrudur yapmıştı. Ya burada şey var, biz küçük bir katkı olarak Avrupa'nın meseleyi ele alma biçiminde öyle bir beceriksizlik var ki öyle bir gerçeklikten kopuş. Yani İsviçre'de bir masa var, Rusya orada oturmuyor ve buradan bir şey çıkması bekleniyor. Yani gerçeklikten kopuk bir şey. Ve gerçekliği kendi çıkarlarınca da aslında büktükleri bir medya gücü de var ellerinde. Şimdi evet. Hocam bahsetti az önce. Hani istediklerine popülist, istediklerine başka türlü yakıştırmalar yapabiliyorlar. Şimdi oraya hani küçük bir katkı olarak 1967'de Almanya Ostpolitik diye bir şey ilan ettiğinde Rus bunun amacı şuydu. Amerikan etkisini kırıp Sovyetlerle ilişki kurabilmekti. 90'lardan sonra da aslında bunu daha da geliştirdiler ve 2014'de ve sonra 22'ye geldiğimizde gördük ki Avrupa'nın çok önemli bir kısmının enerji konusunda en büyük bağlı olduğu ülke, doğrudan bağımlı olduğu ülke Rusya'ymış. Şimdi bugün Macaristan ama Rusya ile enerji ilişkilerini geliştirmek istediğini söylediğinde Orban bunu söyleyip popülist oluyor. Popülist olarak tanımlanıyor. Halbuki Almanya'dan benzer bir şey 50 yıldır görüyoruz yani 55 yıldır. Bu burada gerçekliği nasıl büktükleri, gerçeklikten nasıl koptuklarını gösteriyor. Ama Türkiye son yıllarda zaten görüyoruz. Bir şekilde sürekli ulusal güvenliğini gerçekliğe göre çok iyi tanımlıyor.
aynı şekilde aynı vizyonu başka ülkelerin sorunlarında da ortaya koyabildiğini işte İstanbul'da daha krizin henüz başında bir çatışmaya çözüm üretirken gördük. Ya arada felaket bir vizyon farkı var. Yani bir devlet gibi hareket edebilmek de Avrupalılar gibi aslında birer ucubeleşmiş devletler gibi hareket etmek arasında çok ciddi bir fark var. Şimdi Ukrayna demişken, Rusya NATO resleşmesinden bahsetmişken ve bu hani savaşın sınırlar dışına yayılması riskinden bahsetmişken geçenlerde olan bir başka gelişme de aklıma geldi benim. Hani Rusya tamam şimdi mesela uzak doğudan gövde gösterisi yapıyor ama geçtiğimiz günlerde de bir Rus filosu nükleer kapasiteli denizaltı ile beraber Küba'ya gitti. Yani Amerika'nın burnunun dibine, Florida'ya çok yakın bir mesafeden bahsediyoruz. Evet, hani nükleer silahla donatılmış değildi ama böyle bir gücün oraya kadar gitmesi haliyle ABD'yi ciddi şekilde rahatsız etti. Çünkü hani siyasi açıdan değil belki ama coğrafi açıdan arka bahçesi diyebileceğiniz bir yer burası. Her yıl aslında yapılıyor bu tatbikatlar ama özellikle bu sene olması ve içinde bir nükleer vurgusunda olması tabii ki ciddi şekilde dikkat çekici. Bununla birlikte bu nükleer resleşmelerle ilgili mesela şöyle bazı bilgiler görüyorum ben. Cenevre merkezli bir kuruluş, uluslararası nükleer silahları ortadan kaldırma kampanyası. Son raporunda dikkat çekici bir tehlikeden bahsediyor aslında. Nedir o? 2023'te nükleer silahlara yönelik harcamalar 91,4 milyar dolara çıkmış. 9 ülkeden bahsediyoruz. Yani 2022'ye göre 10 milyar dolar artmış. Yani 80'den 91 milyar dolara çıkmış. Çok ciddi bir artış aslında baktığınız zaman. ABD'ye bakıyorsunuz. Hani ABD hep karşı tarafı bu konuda eleştirir ya da risklere dikkat çeker. Toplam harcamaları 51,5 milyar dolar. Yani diğer nükleer silah sahibi 8 ülkenin tamamından daha fazla bir harcama yapmış bir ülkeden bahsediyoruz. İşte ikinci sırada Çin var, üçüncü sırada Rusya var ama onlara baktığın zaman 10 milyar dolar seviyesinde harcamalar. Yani devasa uçurum var arada. Öte yandan bakıyorsunuz NATO Genel Sekreteri hani iki tarafta diyor ki elimizde nükleer kuvvet var ama bunu ilk kullanan biz olmayacağız. İlk düğmeye basan biz olmayacağız. NATO Genel Sekreteri biz nükleersiz bir dünya istiyoruz ama elimizde nükleer silahlar var. Ve dünyada da var oldukça biz de bu nükleer bir ittifak olmaya devam edeceğiz. Yani bu döngü içinde bu krizden, bu gerilimden sıyrılmak nasıl mümkün olacak? Şimdi bazı yaklaşımlar var. Siz tabii benden daha iyi bilirsiniz. Nükleer silah sahibi olmanın büyük bir savaşın çıkmasını engellemek için bir güvence olduğu yönünde de ciddi bir yaklaşım var. Hani bu yaklaşım gerçekten haklı mı değil mi? Belki de bunu test etmiş olacağız ileride. İnşallah olmayız ama mevcut tablo çok endişe verici değil mi? Yani iki taraf resleşiyorlar bir yandan işte nükleer silahların yayılmasının önlenmesinden bahsediyorduk birkaç sene öncesine kadar silahların azaltılması. Şimdi bakıyoruz iki taraf da ciddi şekilde silahlandırmayı artırıyor. Ne dersiniz? Aslında Soğuk Savaş döneminde bu nükleer silahların büyük çatışmayı engellediğini gördük iki tarafta. Çünkü bundan korkarak bu soğuk savaşı sıcak savaşa çevirmemişti. O yüzden o zaman için bunun işe yaradığını biliyoruz ama bugün için işe yarayıp yaramadığını dediğiniz gibi biraz bekleyip göreceğiz İnşallah, anladığım kadarıyla. Test etmek zorunda da kalmayız. İnşallah ama gördüğüm kadarıyla hali hazırda bu söz konusu bugünkü şartlarda. Yani nükleer kelimesi ağızdan çıktığı anda belli bir toparlanma oluyor karşı tarafta her grupta da. Özellikle mesela bugün daha küçük çaplı nükleer silahlardan bahsediliyor. İşte taktik nükleer silahlardan bahsediliyor. Bu cephede kullanılabilecek formatı diyeyim basit tabirle. Daha stratejik nükleer silahlar kadar büyük olmayan, daha büyük yıkım yapmayan silahlar olduğu iddia edilen silahlar bunlar. Ama bunların bile kapasitesi çok geniş tabii. Ve buna yatırıma devam ediliyor. Bu sadece Amerika, Rusya değil sahip olan tüm ülkeler yatırım yapıyor. Ve üstelik bu silahların bir kısmının uçaklara yüklü füzelere entegre olmuş şekilde bekletildiği biliniyor. Yani bir düğme kadar uzakta hakikaten her bir silah. Özellikle Amerika ve Rusya özelinde baktığımızda başkanın yanında taşıdığı bir düğmeyle böyle büyük bir yıkım başlayabilir. O yüzden bu nükleer bombaların geliştirilmesi, durdurulması vesaire konusunda
Batı'daki şimdi az önce konuşulan konuyla da ilişkilendireceğim bunu. Yani Avrupa'nın özellikle bu işte nükleer silahların azaltılması, hatta işte Almanya'ydı yanlış hatırlamıyorsam nükleer santralleri bile kapatıp hani bu teknolojiden tamamen vazgeçme falan fikri vardı. Böyle bir normatif bir evren yaratmaya çalıştılar kendilerince ta ki işte bu savaş kapılarına gelene kadar. Şimdi nükleer santrallerin bir de ekonomik kriz boyutu doğdu pandemiden sonra. Pandemiden sonra evet, yani bu enerji ihtiyacını nereden karşılayacak? Yeşil enerji kapsamına da alındı. İşte o bambaşka bir evren Avrupa için. Bu düzlemde de yeni bir şey yapmaya çalışıyorlar. İşte bu güvenliklerini, bu tehlikeyi de nükleer tehlike dahil tehlikeyi bertaraf edecek yollar, kanallar bulmaya çalışıyorlar. Burada sadece Amerika'ya güvenmek yetmiyor ama tabii şunun altını çizelim. Amerika, siz söylediniz az önce, ikinci, üçüncü, dördüncü ülkelerin toplamından çok daha fazla harcama yapar. Bu sadece nükleerde değil, konvansiyonel silahlarda da öyledir. Amerikan ordusu geri kalandan, dünyanın geri kalanından daha fazla her zaman harcama yapar. Ya bunu dünyaya müdahale kapasitesiyle de ilişkilendirmek gerekir. Yani sonuçta Amerika'nın ordu yapısını da düşündüğünüzde zaten küresel bir planlaması var. Dünyanın her yerinde var olmasıyla ilgili bunu öngören bir ordu yapısı var. O yüzden de bunu sağlayabilecek kapasiteyi oluşturacak ekonomik altyapıyı da sağlıyor. Tabii bu ordu ekonomi orduyu besliyor, ordu da ekonomiyi besliyor. Yani o yüzden de zaten bugünkü sistem hala Amerika'nın bu çizdiği güvenlik sorunları üzerinden devam ediyor. Şimdi mesela Almanya'nın bu işte Rusya'nın tehdidini algılamasından sonra Almanya bir bütçe açıkladı. Yeni bu az önce de konuşulan orduların yenilenmesi vesaire şey için 150 milyar euroluk yanlış hatırlamıyorsam bir bütçe açıkladı. Evet. Ve bu aynı zamanda Avrupa'nın da yavaş yavaş Amerika'dan bağımsız bir güvenlik vizyonuna sahip olacağı söylemiyle başlamıştı bu harcamalar. Bu 150 milyar euronun büyük kısmının Amerikan silahları alımı için Amerika'ya verildiği görüldü sonra. Yani hala Amerika'nın güvenlik şemsiyesinden kurtulamıyor Avrupa. O yüzden de Amerika'nın nükleer, işte sizin söylediğiniz nükleer kapasitesi de diğer silah kapasitesi de Avrupa için hala stratejik hale geliyor. Veya bu %2 konusu mesela, bütçenin gayri safi milli hasılanın %2'sinin ayrılması. Şimdi bu Amerika bunu yapıyor, daha fazlasını yapıyor ve bütçenin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Şimdi Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkeler bu kapasiteyi artırdığında rakamlar devasa bütçeler haline gelecek. Bunu bir, bu ülkeler nasıl karşılayacak? Refah devletinden feragat ederek. İki, bu kadar harcamayı yaptıktan sonra ellerindeki olan ne işlerine yarayacak? Çünkü bunun içerisinde Ar-Ge harcamaları da var, maaşlar da var. Yani sadece silah, mühimmat olarak düşünmemek lazım. Şimdi böyle bir yapı oluştuğunda Avrupa'daki mevzu şuraya dönüyor, dayanıyor. İşte yeni bir tarihin tekerrürü diyebiliriz belki buna. Ulus devletlerin yeniden hayata geçtiği ve burada reel politikanın yükseldiği ve güvenliğin ana tema oldu. Güvenlik buraya geldiğinde tüm diğer şeyler ikinci plana düşüyor. Örneğin İşte İngiltere'de zorunlu askerlik konuşuluyor. Ve İngiltere ile birlikte Avrupa'nın bazı ülkeleri de buna geçti veya geçiyor. Bununla birlikte işte çevreci politikalar vesaire göz ardı ediliyor. Neden? Çünkü bu bütçeler güvenliğe aktarılıyor. Veya güvenliğe güvenlik için harcanan paralar çevreci olmaktan uzaklaşıyor. Çünkü kaynak belli, yani bunu bir şekilde kullanacaksanız, bir yere aktaracaksanız bir yerden kısmınız gelecek. Doğru. Bununla birlikte bu çevreci faktörlerin tam tersi de hareket ediyor güvenlikle ilgili olan yatırımlar. Örneğin işte bu silah kapasiteleri artımı fabrikaları geliştiriyor veya işte nükleer kapasiteyi genişletiyor. Bu da çevre politikalarına aykırı hareket ediyor. Şimdi o zaman da elimizde şu kalıyor. Avrupa için o bahsettiğimiz artık her şeyi bir kenara koymuş, yeşili konuşan,
işte daha böyle refah devletiyle ilgili olan toplumsal değerleri ön plana çıkaran, demokrasi, insan hakları vesaire özelinde konuşan devletler bugün yeniden oturup masaya işte nükleer silahları veya savunma kapasitelerini konuşmaya başlıyor. O yüzden de bu durum daha ileriye, yani karşılıklı olarak, şimdi nükleer silahlar için bile dehşet dengesi dediğimiz, o sizin söylediğiniz iki tarafın da birbirine saldırmaktan korktuğu dehşet dengesini zorlar hale geliyor. Çünkü iki taraf da kapasitesini artırarak karşı tarafa karşı tarafı zorlamaya başlıyor. Burada son şunu söyleyeyim. Şimdi G7 ile başlayan demeyelim, belki yani somutlaşan, en son somutlaşan nokta bir zorlayıcı diplomasi söz konusu olmaya başladı. Evet. Zorlayıcı diplomasi, zor kullanma, güç kullanma noktasına geldiği anda biter. Ve artık güç kullanma olasılığından bahsediliyor. Yani var olan, sahip olan güç değil, kullanılabilecek güçten bahsediliyor. Şimdi bu yavaş yavaş diplomasiden uzaklaşıldığı anlamına gelir zaten bu. O yüzden de burada Batı ittifakının kapasitesinin, güç kapasitesinin yeniden daha şeffaf şekilde kendi toplumuna gösterme zorunluluğu oluşuyor. Kendi çizdiği normlar çerçevesinde. O yüzden de bu sarmal daha ileriye doğru gidecek gibi görünüyor. İyiye gidiş pek görünmüyor. Görünmüyor. Diyorsunuz özetle. Şimdi son bir 10 dakikamız var. Tüm bu konuştuklarımızı üst üste koyarsak ortaya çıkan tabloya şöyle bir ek yapalım. Şimdi bu endişeyi yüksek sesle dile getiren bazı önemli isimlerden bahsetmiştik. Onlardan ikisinden bahsedeyim. Bir tanesi Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić. Sırbistan işte NATO Barış İçin Ortaklık Projesi ortağı. Öte yandan AB ile üyelik müzakereleri sürdüren bir ülke. Tren istasyonundan ayrıldı ve kimse durduramaz. Gerçek bir felakete yaklaşıyoruz. Kim 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon, 10 ya da 15 milyon insanı kaybetmeye hazır diyor. Avrupa'nın 3-4 aya kadar Ukrayna sınırlarını aşan büyük bir savaşın pençesine düşmesinden çekindiğini ifade ediyor. Diğer yandan bahsettiği zaman dilimi aslında 3-4 ay dediğimiz ABD başkanlık seçimlerinin, evet, öncesine denk gelmesi açısından dikkat çekici ki o çok şey için belirleyici olacak gördüğümüz kadarıyla Trump ya da Biden'ın seçileceği. Macaristan başbakanına bakıyorsunuz, NATO ve AB üyesi bir ülkenin başbakanına. Zor bir dönemden geçiyoruz. Kasım ayına kadar devam edecek. ABD seçimleri var. Bu nedenle bu yaz ve sonbaharda hayatta kalmamız gerekiyor. Yani bunlar çok ciddi ve önemli ifadeler aslında. Evet. Tehlikeyi göstermesi bakımından. Siz nasıl yorumlarsınız bu ifadeleri? Ya bunlar, evet, çok tehlikeli bir gözüken ama aslında 2014'ten beri çok sık duyduğumuz şeyler. Şimdi ilk Kırım ihlak edildiği zaman Avrupa daha ne olduğunu anlayamazken bu hibrit savaş yöntemlerinin nasıl cevap verileceği konusunda çok tartışmalar oluyordu. Ve 2015 yılında özellikle ortaya şöyle bir fotoğraf çıkmıştı. Mesela Almanya tarafında o dönem Merkel şunu söylüyor: Rusya'yı bir şekilde provoke etmeden bu işi çözmek gerekiyor. Polonya'dan keza, Polonya hem kendi ülkesine bir NATO üssü açılması yönünde talebi vardı ama öte yandan Rusya'yı provoke etmemek üzere pozisyon alıyordu. Veya daha önceye gidelim, 2010 yılında henüz Polonya mesela yine bir Komorowska olması gerek, bir doktrin, o dönemki Cumhurbaşkanı veya dışişleri tam bilmiyorum, onun yayınladığı bir doktrin. İşte bütünüyle dış politikası, güvenlik politikasını Amerika'nın askeri müdahalede bulunduğu yerlerde Amerika'ya yardım eden iyi bir müttefik olarak, müttefik profiliyle kendi güvenliğini Amerika ile sağlama gibi bir hedefi vardı. Ama 2010'dan sonra bunu değiştirdi ve tamamen vatan savunmasını merkeze alan, daha savunma odaklı bir silahlanma üzere yöntemlerini değiştirdi. Aynı dönem İsveç yine bu bölgedeki diğer ülkelerden birisi. Özellikle şunu vurguluyor. Zaten o dönem tarafsızlığını sürekli öne sürerdi. Rusya'yı yine provoke etmeyelim. Bugün geldiğimiz noktada bu ülkelerden bazılarının şu an sınırları içinde ya Amerikan üssü var, ya Polonya, ya NATO üssü var, ya birer NATO üyesi haline geldiler. Ama bu fotoğrafın dışında kalan Baltık ülkeleri veya bir şekilde dışına atılmak istenen Doğu Avrupa ülkelerinin aslında aynı endişeleri bugün dile getirdiğini görüyorum ben. Yani 3-4 ay sonra savaş çıkabilir artık, hani ok yaydan çıktı gibi bir yaklaşım. Aslında şuna karşılık söylüyorlar. Fransa'nın geçtiğimiz günlerde bir NATO askeri varlığının Ukrayna'da düşünülmesi ihtimalini işte masanın dışına atmayalım gibi bir yaklaşım olmuştu. Aslında bu gibi radikal hamlelere karşı yaptıkları bir uyarı bu. Aslında bu uyarının temeli
Rusya'nın da bakın biz nükleere başvurabiliriz demesiyle çok farklı değil. Savunmacı bir söylem. Yani günün sonunda NATO buraya gelmesin. Yani ne olur gelmesin diyor aslında Rusya bunu söylerken. Tehdit etmiyor. Hmm. Çünkü geldiği andan itibaren biz bunu Suriye'den biliyoruz. Bakın Suriye'de Amerika'nın tuttuğu bir kasabaya bile Amerikan bayrağını dalgalandı. Rusya adım atamıyor. Yani bu aradaki güç hiyerarşisini görmek açısından söylüyorum. Aynı sahnede içinde geçerli. Tabii ki veya tabii ki ama Amerika'nın ona yönelik zorlayıcı tedbirler alma şansı çok fazla oluyor Suriye'de. İstediği zaman Şam'ı vurabiliyor. İstediği zaman Laskin'in civarındaki bazı yerleri vurabiliyor. Ama Rusya buna karşı hiçbir şey yapamıyor. Ve aksine hatta Amerika'nın bölgedeki vekil aktörü mesela terör örgütü PKK, YPG. Rusya da onlarla ilişki kuruyor doğrudan. Çünkü şey derler yani bir tek kutuplulukta özellikle bir hegemonya sahibi devletin diğer bütün ikinci devletlerde onların kendi aralarındaki ilişkilerinde olduğundan çok daha fazla havuç ve sopalara sahip oldu. Dolayısıyla her biriyle çok daha rahat ilişki kurabildiği söylenir. Yani bugün biz Rusya-ABD ikiliği üzerinden konuşurken aslında unutuyoruz. Rusya bir ikinci devlet ABD'nin yanında. Ve dolayısıyla burada doğrudan bir ABD-Rusya ikiliği söz konusu değil. ABD'nin az önce söylediğim gibi bıraktığı alanlarda hareket eden bir Rusya olduğu için burada ABD bunu istediği zaman inisiyatif alıp yönelimi değiştirebilir. Ama Avrupa özelinde o diğer ikinci devletin Rusya ile olan ilişkilerinde benzer dinamikler söz konusu olamıyor. Özellikle NATO'nun dışındaysa. Şimdi Macaristan'ın burada ayrı bir pozisyonu var. Jeopolitik olarak işte o tampon noktalardan biri olması sebebiyle ve biraz daha kendi ajandasını takip eden bir aktör olması sebebiyle işte popülist olarak değerlendiriliyor. Hatta geçtiğimiz aylarda yine Avrupa başkentlerinden birçoğundan şöyle şeyler geldi. Avrupa Birliği ortak güvenlik savunma politikasını karar mekanizmalarını yani konseydeki karar süreçlerinden Macaristan'ı elimine ederim. Bu 7. madde olması gerekiyor. Orada NATO ile ilgili de Macaristan'ın üzerinde enteresan bir gelişme oldu. Tabii orada da mesela şöyle bir durum söz konusu oldu. Ukrayna'ya olan yardımlarda Macaristan veto etmeyeceğini açıkladı ama bir parçası olmayacağını da açıkladı. Yani aslında kendi çıkarları doğrultusunda Rusya ile de bir ajandayı takip ediyor bir yandan. Bir yandan ABD'yi de küstürmeyerek. Çünkü burada Macaristan için özellikle şöyle bir durum söz konusu. Avrupa ülkelerinin çok iyi biliyor ki ortalık kızıştığı zaman Fransa, Almanya vesaire Macaristan'ı korumayacak. Aksine zamanda Polonya'nın başına gelen bir şey var 2. Dünya Savaşı'nda. Rusya kuzeyden girerken güneyden başkası girecek. Bunu çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla dengeyi Avrupa ülkeleri üzerinden değil Avrupa'ya kendini bir Euroseptik pozisyonla karşısında pozisyon alırken ABD Rusya arasında ABD ile ne kadar konuşabiliyorsa Rusya için o kadar değerli, Rusya ile ne kadar konuşabiliyorsa ABD ile için o kadar değerli bir pozisyona kendini oturtmaya çalışıyor. Ya ben yine aklımda Türkiye canlanıyor bunun dediğiniz zaman aslında. Kesinlikle öyle. Ya bakın Türkiye'de bir ikinci devlet neticede dünya. Son bir şeyde. Soru sorayım tabii, onunla buyurun. Da bitirelim. Bir 3 dakika kadar vaktimiz var. Şimdi Türkiye'de hani kendi ajandasını takip eden bağımsız bir politika uyguluyor. Gerçi Fatih Hocam bir miktar değindi ilk bölümde ama biraz daha açalım isterim bunu. Yani böyle bir durum olduğunda bu hani kabus senaryosu diyeyim gerçekleştiğinde Türkiye bu pozisyonunu sürdürebilir mi yoksa bir taraf tutmak durumunda kalır mı? Siz ne dersiniz? Fatih Hocam'ın sözünden hareketle sorayım. Şimdi jeopolitik olarak baktığınızda biz bunu daha önce bu senaryoyu yaşadık. Yani Birinci Dünya Savaşı öncesi şartlara bir baktığınızda Türkiye bugün o günkü kadar tek seçeneğe mahkum bir pozisyonda değil. Yani bugün geliştirdiği kabiliyetler ve her devlette konuşabiliyor olması Türkiye için bir avantaj. Ve günün sonunda bölgede bir şey oluştuğunda ve eğer ABD bunun bir parçasıysa Türkiye'nin ben çok fazla karşı safta yanlış bir tercih yapacağını sanmıyorum. Burada Amerikancılık olarak algılanabiliyor böyle şeyler ama burada bir güç hiyerarşisini tanımak yani gerçeklikte bağı koparmadan bir fayda zarar hesabı yapabilmekten bahsediyorum. Yani, Türkiye bu hesabı yapabiliyor. Yani şu an, neticede geleneksel olarak hala Batı hala bir NATO üyesi neticede. Ama günün sonunda bu Amerika'dan bağımsız yani sistemin kırıldığı bir çatışma düzenine evrilirse o zaman bölgedeki güç dengelerine bakılır ve birçok ülke için Türkiye yanına alınması gereken bir müttefik olarak Türkiye bir tarafı seçme durumunda kalabilir. Yani tarafsız da olabilir elbette. O anki konjonktüre bağlı bir şey. Ama günün sonunda Türkiye muhtaç olunan bir ülke olacağı da kesin. Özellikle bugün Karadeniz, Akdeniz havzasında tuttuğu pozisyon sebebiyle ve sahip olduğu bugünkü muazzam kabiliyetler sayesinde. Siz ne dersiniz Fatih Hocam? Son bir yorumunuzu alayım aynı konuyla alakalı olarak. Yani şunu söylemek isterim. Hani Türkiye'nin alacağı pozisyonla alakalı ben zaten fikrimi söylemiştim. Yani Türkiye konunun bir çatışmaya gelmemesi için mümkün olduğunca tarafsız kalmak için mücadele eder. Ama
müdahale edemediği bir noktaya geldiği takdirde Türkiye'nin tarafı mevcut üyesi olduğu sistemin tarafı olmaktır ki biz bunu hocam Suriye örneğinden ilerleyerek gitti. Ben de bir Suriye örneği vereyim. Rus uçağının düşürülmesi. Türkiye'nin yaptığı açıklama, Rus uçağı NATO hava sahasını ihlal etmiştir. Bu sebeple evet, müdahale etmek zorunda kaldık. Yani Türkiye'nin bu noktada alacağı tavır, işte güvenmemesine rağmen ortakları ama diğer tarafa daha büyük güvenmemezlik duygusu içerisinde, biraz da tarihten gelen tecrübeyle. Yani bu biraz da anlık durumlarla sanırım taraf seçmek ya da bu, mevcut politikayı devam ettirmek konusunda. Yani bu biraz da şey, hani garanti olan ve alışık olduğu sistemin içerisinde kalabilmek. Her şekilde Batı'yla bir pazarlık yapabiliyor Türkiye. İsveç konusunda bunu gördük. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerde görüyoruz. Çok daha öncesinde Libya konusunda, operasyon konusunda Türkiye ile NATO'nun bir ortak noktaya gelebildiğini gördük ama aksi bir durumda Rusya veya Çin'le Türkiye'nin ortaklaşabileceği nasıl bir ortam var, orası biraz daha belirsiz. İnşallah tabii o zamanları görmek, kesinlikle, bunları yaşamak durumunda kalmayız. Ben çok çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız, katkılarınız için. Gerçi her hafta söylüyoruz ama gerçekten de böyle oluyor. Konuşacak çok şey var ama süremiz bu kadar. İlerleyen haftalarda inşallah tekrar bir araya gelir, daha detaylı değerlendirmelerde bulunuruz. Sevgili seyirciler, bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi geceler dileriz.